İyi akşamlar sevgili seyirciler. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Bir taraftan 1 Kasım seçimlerine artık son sürat yaklaşırken, bir taraftan da bomba gündemiyle her gün bir başka gelişmeyle karşı karşıyayız. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Bugün yine siyaseti konuşacağız ama bu bombalamaların, bu patlamaların arkasında kim var? Biraz orayı aralayacağız. Orada neler oluyor ona bakacağız. Aslında gazetecilik yapmak hepimizin görevi ama bakıldığı zaman bu ülkede para kazanan, bu ülkenin havasını soluyan, bu ülkenin suyunu içen, bu ülkenin ekmeğini yiyen insanların aslında ülkeyi nereye doğru götürdüğüne de bakacağız bir taraftan. Bunları değerlendireceğiz. Dolayısıyla aslında bu akşam bizden hiç ayrılmayın. Nefes nefese bizi seyredeceksiniz. Bütün bu olayların arkasında, perde arkasında neler var? Bunlara bakacağız. Ve işte bütün bunları daha önce de yakından bildiğiniz önemli bir konuğumuz var. Belgeleriyle, filmleriyle ve dokümanlarıyla sizlere olayların perde arkasını anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Nuri Elibol program partnerimiz. Nuri Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim özellikle onu söylemek istedim. Hepimiz tabii ki gazetecilik yapacağız. Size sorularımızı soracağız. Ve bir çağrı daha yapmak istiyorum bugün. Bu konuyla ilgili bağlanmak isteyen, yani HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş eğer bağlanmak isterse, yönetmen arkadaşım Uğur da biliyor, bize bağlayacak. Eğer bu iddialara karşı, bu belgelere karşı söyleyecek bir sözü varsa o da TGRT ekranları da ona açık, kendisi bağlanabilir. Efendim bu bombalamaların arkasının çok karışık olduğunu biliyoruz. Bunu Sayın Başbakan da söyledi. İki tane bomba patladı. Aslında bu patlayan birinci bomba 7 Kasım, 7 Haziran seçimlerini çok ciddi bir şekilde etkiledi. 10 gün önce Ankara'da patlayan bomba aslında kimin elinde? Arada Suruç. Arada Suruç. Suruç da var. Önce şunu soralım. Siz emin misiniz bu bombanın arkasında IŞİD'in olduğu veya diğer adıyla DAEŞ'in olduğu ama PKK ile işbirliği yaptığı da varsayılıyor. Ama şu soru şu. Bunlar Suriye'de birbirleriyle savaşıyorlar. Türkiye'de işbirliği yapıyorlar. Bu iş birazcık çok aslında kafa karıştırıyor. Ne dersiniz? Bakın peşinen şunu söyleyeyim. Anlatacağım belge ve bilgiler bu söylediklerimin hepsinin ispatına yarayacak. Bu DAEŞ ve IŞİD denilen olay bu Türkiye'deki olayların bana göre direkt faili değil. Türkiye'deki DAEŞ, Türkiye'deki IŞİD, ben öyle tabir kullanıyorum. Takma IŞİD, takma DAEŞ. Çakma daha doğrusu. Hı hı. Niye çakma? Şimdi burada bu olaylar oluyor. Ölüm vakaları oluyor. Bakıyorsunuz karşı taraftan, gerçek DAEŞ'ten, ya bunu biz yaptık diye bir ses gelmiyor. Kim yaptıysa eline sağlık diyor sadece arkadan. Gülüyor. Yani bunların ikisi de terör örgütü olabilir ama birbirinin karşıtı olan örgüt. Ama bu hadisenin arkasında %1 trilyon, şimdi belgeleriyle ispat edeceğim, PKK var. Bu olayı organize eden PKK, bu DAEŞ lafı veya DAEŞ'li diye ortaya çıkan kişiler de PKK tarafından o çakma yeni bir DAEŞ grubu oluşturdular, onun mensupları. Niye? Türkiye'de bir algı yönetimi yapıyorlar. Yapmış oldukları algı yönetimi ne? IŞİD. IŞİD. Destekleniyor. Destekleniyor ya, AK Parti bunu destekliyor. Evet. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. DAEŞ'i hükümet koruyup kolluyor diyor. Yani hükümet güvenlik güçlerinin DAEŞ'in üzerine gitmesini engelliyor. Bürokrasinin elini ayağını kesiyor ve onları koruyor diyor. Niçin diyor bunu? Tamamen bir algı yönetimi yapmak için söylüyor. Aslında bu işin arkasında direkt olarak PKK var. Ben bu lafı iddia olarak söylemiyorum. Şimdi göstereceğimiz dokümanlarla ilk günden bugüne kadar olayları getireceğiz. Size o kadar çok enteresan hem vesika göstereceğim hem de görüntü göstereceğim ki bu işin arkasında PKK'nın olduğu konusunda iğne ucu kadar tereddüdünüz kalmıyor. Siz aynı zamanda HDP'yi de suçluyorsunuz bu noktada, bu konuda. Şunun için soruyorum. Oradan bir ses çıkmaması, yani biliyorum bir cevap gelmedi. Sosyal medyayı da takip ediyorum. Hani televizyon aracılığıyla... Bak yakalamışsınız konuyu. Televizyon aracılığıyla gelmeyebilir ama sosyal medyada hiçbir şekilde taraftarlarının bile konuya girmemesi beni birazcık şaşırttı. Şaşırttı değil, suçüstü oldular. Şimdi kalkıp bu işin içerisine girseler tartışmaya başlayacağız. Tartışma başlasa daha çok batacaklar. Eğer siz bir konunun failisiniz, o konuda kalkıp da birisi sizin üzerinize gelip
bu işi mıncıklıyorsa, evet, siz de kalkıp bir takım cevaplar vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Nitekim burada biraz sonra Demirtaş'ın olaylar karşısındaki koyduğu tepkide nasıl battığını, nasıl işin içine gömüldüğünü göreceksiniz. Çıkamayacak bu işin içinden. Çünkü bu işin arkasında PKK var. Evet. PKK'nın yapmak istediği, geçen sefer Diyarbakır'da bunu kontrol etti, yaptı ve Diyarbakır'da oyları %2 arttı. Evet. Diyor ki ben burada da yapacağım. Aynı şekilde gene barajı rahatlıkla açacağım. Bütün mesele bu. Şeyde o ilk bomba patladığında Diyarbakır'da 2 gün önce 5 Haziran'da. Evet. 11'di, %11'di anketlerde. Evet. %13 çıktı. Evet, 2 puan fazla arttı. Onu bütün bunu sosyal, gördü. Onu bütün anketçiler kabul ediyor. Kabul ediyor. Hiçbirisi bilemedi Nuri Bey. Evet. Yani 12 evet, vardı ama 13 evet, hiç yoktu Melih evet, Bey. Şimdi de aynı şekilde Ankara olayını kullanıp evet, gene oylarına 2-3 puan yukarıya çıkartmak. O zaman biraz erken patlamadı mı? Bir de bir şey şunu söyleyeyim. Erken patlamadı. Kalkıp da işte bizim gibi birisinin çıkıp bu olayları bir araya getireceği evet, ve altında PKK olacağını ispat edeceğini kesinlikle düşünmediler. Bir şey daha merak ettim. Çok siz anlatın, hiç kesmeyeceğim abi. Ben ceketimi çıkarabilir miyim? Tabii ki çıkartabilirsiniz. Müsaade evet, buyurun. Ben siz ceketinizi çıkartırken aslında canlı yayında da şey Aziz yardımcı olsun başkana bir taraftan. Siz ceketi çıkartırken ben de sorumu sorayım size evet, Melih Bey. Aslında bir başka konu daha var, önemli konu. Çünkü siz 7 Haziran öncesinde bir ay önceden televizyonlarda yine PKK'nın bağlantılarını anlatmaya başlamıştınız. Ama bir ay önce. Evet. Şimdi bakıyoruz aradan çok fazla bir zaman geçmeden seçimlere sadece 6 gün kala 5 gün kala şeyi anlatmaya başladınız. Özellikle DAEŞ'la veya IŞİD'le PKK arasındaki işbirliği anlatmaya çalıştınız. Şimdi sorunun bir tanesi bu. Siz bir anda mı ekranlara çıkmaya karar verdiniz? 7 Haziran'dan farklı olarak. Çünkü biz bir taraftan 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki seçimdeki farklılığı da konuşuyoruz. Siz birden yine ekranlara çıkmaya başladınız. Bunun sorunun cevabını merak ediyorum. Neden? Bakın tam zamanlı diye düşünüyorum. Yalnız ben bunu yaklaşık bir hafta önce başlıyordum programa. Bir önceki cuma başlayacaktım. Bu cuma değil de bir önceki cuma başlayacaktım. Hatırlarsanız savcılık teklif etti mahkemeye ve mahkeme bu konu üzerinde konuşmaya yasak koydu. Gizlilik kararı aldı. Gizlilik kararı aldı. O anda ben konuşacak olsam var ya anında beni ihbar eder ve soruşturmanın selameti açısından buna gölge düşürüyor diye benim mahkum olmam için bir yıldan 3 yıla kadar cezası var onun. Beni şikayet ederlerdi. Evet. Onun için ben mecburen yasak kalkıncaya kadar sabrettim. Yasak kalktıktan sonra çarşamba kalktı zannediyorum. Hı hı. Cuma gününden itibaren de arka arkaya televizyonlara çıkmaya başladım. Olay bu. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Esas demin tamam, laf araya kaydı. Şimdi PKK'nın en büyük avantajı ne biliyor musun? Şu anda bizi dinleyen, özellikle PKK'yı arkadan destekleyen sol grupları, marjinal grupları kastederek söylüyorum. Onlar kulaklarını iyi açsınlar ve dinlesinler. Onların oylarını alıyorlardı. Niye? Hükümete karşı onlar, hükümete karşı bir işbirliği yapıyorlardı. Fakat benim ortaya koyduğum deliller doğrudan doğruya bu marjinal grupları evet efendim, bozuk para gibi PKK'nın harcadığı, aslında Suruç olayının arkasında, Diyarbakır olayının, özellikle de Ankara olayının arkasında PKK'nın olduğu ortaya çıktı. Yani marjinal gruplar şu anda, dikkat edin şeylere, sosyal medyaya, onlarda da ses yok. Ve bana geliyor oradan. Kendi aralarında tartışmaya başladılar. Tamam, beni sevmiyorlar. Bana her türlü sövüyorlar, sayıyorlar, hakaret ediyor. Ayrı. Ama hı, diyorlar ki Melih Gökçe'nin söyledikleri doğru. Niye? PKK marjinalleri bombalarla telef ediyor. Arkasından da marjinallerin desteğini istiyor. Onlar resmen kullanıldıklarını ve kendilerine hiç değer verilmediğini çok net anladılar. Suruç olayı şimdi anlatacağım. O kadar net, o kadar net ki PKK tarafından yapıldığı, milyonda bir hayır PKK yaptı diye kimse karşı çıkamaz buna. Bütün deliller PKK'nın yaptığını ayan beyan gösteriyor. Hal böyle olunca ölenler kim orada? Marjinal gruplar. 31 tane ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne mensup. Öyle bir baktık ki hedef o kadar adrese teslim yapılmış bir eylem ki hani bakıldığı zaman
Çok ilginç yani, çok profesyonelce. Böyle grubu içine almışlar, etrafını çevirmişler ve onlar sadece hayatlarını kaybetmişler. Şimdi ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Sizin de dikkatinizi çekti değil mi bu? Çok evet, ilginç. Evet, evet. Etrafını çevirmişler ve onları öldürmüşler. Başka kimse yok. O kadar enteresan ki bugün toparlayamadım onları. Toparlasam buraya getiririm. Artık bilgi de yağmaya başladı etraftan. Herkes gördüğünü, bildiğini, dikkatini çeken olayları bana yansıtmaya, bana göndermeye başladı. Evet, doğru söylüyorsun. Biz de şuna şahidiz diye. Bugün geçtikçe seçime kadar iyice daha da net ortaya çıkacak. Evet. Ve tabii ister istemez vatandaşlarımızdan sağduyulu olanlar bunu düşünecek. Yani HDP'ye oy verdiği halde resmen bu işin PKK tarafından yapıldığını duydukları zaman değişenler olacak. Özellikle ben marjinal grupların bu işi irdelemesini istiyorum. Çıkın söyleyin, Melih Gökçek yalan söylüyorsun deyin. Sosyal medyadan şu konunun cevabını ver, bak şurada şöyle yalan söyledin deyip beni itham edin, akşam ona da cevap vereyim. Onun için marjinal gruplar bunun farkında. Yani PKK'nın kendilerini kullandığını, resmen kendilerini öldürdüğünün artık farkında. Ben bunu söyleyeyim. O zaman desteği çekiyorlar arkadan. Yani bana göre çekmeleri lazım. Çekiyorlar mı? Bakın. Öyle bir tespitiniz eğer, var mı? Eğer marjinal gruplar kendi hallerine kalacak ve durumu irdeleyecek olurlarsa %100 çekilirler. Ama bu marjinal grupların arkasında da beynelmilel güçler var. Yani o beynelmilel güçler PKK'ya emir verirken o marjinal gruplara da emir veriyor. Gene bu emirler o marjinal gruplara uluslararası güçler tarafından verilirse geri çekmeyebilirler. Çünkü onların patronları da farkında değiller. Patronluk sayılan kişiler de PKK'nın dışarıdaki uluslararası güçlerine bağlılar. O açıdan bir sıkıntı var. Ama ben inanıyorum ki aşağıdaki tabandaki marjinal bunu idrak edecek ve buna karşı isyan edecek. Evet. Efendim sözünüzü, diyerek, evet, sözünüzü gireceğiz hemen. Bir reklam aramız var. Çok kısa onu girelim hemen sizin sözünüzü de kesmeme adına. Aşağıda haberlerimiz de hazır, bantlar da hazır. Evet. Sırayla üzerinde gidip konuşalım. Biz de merak ettiğimiz konuları Nuri Bey'le beraber size yöneltelim. Hay hay. Ve böylelikle aslında bir vatan severin yapması gerekeni yapalım. Görevimiz neyse onu yapalım. Gazeteciliği de çok fazla düşünmeden. Çünkü vatanımız söz konusu, bu bombalar patlayacak, devam edecek. İşin ucundan ne kadar tutabilirsek herhalde biz de bu vatana hizmet etmiş İnşallah. Oluruz. Çok Şunu teşekkür söylüyorum ederim. Ki onun için hı hı. Vatandaşlarımız, bakın tekrar ediyorum, bütün belgelerle bizi televizyonların yeni açanlar diyorum, bütün belgelerle Diyarbakır, Suruç ve Ankara olaylarının arkasında PKK'nın olduğunu ispat edeceğim Allah'ın evet. izniyle. Evet efendim, Melih Bey bunları ispat edecek. Ayrıca farklı belgeler ve görüntüler de var bugün. Sizden istirhamımız, bizi hiçbir şekilde izlemeyi bırakmamanız, aksatmamanız gerçekten çok ilginç bir program olacak. Bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe, Nuri Eliboğlu'la birlikte sorularımızı yöneltiyorum. Nuri Bey, ne dersiniz siz? Şimdi Batuhan, tabii ki yani seçime şöyle bir 3 hafta kala böyle bir Ankara'da bu bombanın patlamış olmasının seçimlere yönelik bir sonuç, bir algıya sebep olmayacağını söylemek mümkün değildir. Yani bunun siyasi bir sonucu var, siyasi bir hedefi var. Şimdi bir taraftan birileri DAEŞ dedi. Bu olayın ilk patladığı gün. Muhalefet DAEŞ dedi. Evet. Diğer taraftan bombanın patlamasını hemen 9 dakika sonra katil devlet dedi Selahattin Demirtaş. Bunu devlet evet. yaptı dedi. 9 dakika sonra olay daha bir şey kim patlatmış ne olmuş hiçbir şey belli değil. 9 dakika sonra direkt hemen devlet yaptı bunu dedi. Sanki haberi varmışçasına. Devlet yaptı bunu dedi. Daha sonra olay derinleştikçe Başbakan dedi ki ya bir dakika bekleyin arkadaş, yani bunun arkasında başka şeyler çıkıyor. Öyle söylediğiniz gibi değil. Evet. Cumhurbaşkanı dedi ki bunun arkasında bir kolektif yapı var. Hatta bugün yaptığı açıklamada ne diyor? PKK ve DAEŞ yeni Türkiye'yi ittifak halinde saldırıyorlar diyor. Birlikte beraber ittifak yapıyorlar ve saldırıyorlar diyor. Tabii siz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız ve sizin kentinizde oldu bu olay. Evet. Yakından ilgilenmezden daha doğal bir şey olamaz. Bir de seçim sonuçlarına yönelik bir hareket. Siz de yeni bir iddia ortaya attınız. Herkes de dikkatini çekti. 2 gündür herkes bunu konuşuyor hakikaten. Kimseden de bir yalanlama gelmedi Batuhan'ın biraz önce değindiği evet. gibi. Nereden çıktı bu? PKK var bunun arkasında diyorsunuz.
Evet. PKK mı HDP konvoyunu patlatıyor? Evet. Çünkü HDP'lilerin bol olduğu bir yerde, mesela şeyde de öyle, Diyarbakır'da da öyle. Genelde hedef olanlar marjinal solcular. Evet. Ama HDP konvoyunun içinde. Tabii PKK tabii. HDP'nin konvoyunu mu patlatıyor seçim sonuçlarını etkilemek için? Buyurun. Dedim ya, yani siz burada kendinizi bir bunu anlatmanız gerekiyor. Tabii, elinizde tabii. Neyiniz varsa. Tabii. Yani şunu söyleyeyim. HDP şu anda marjinal grupları birebir kullanıyor. Yani aşırı sol grup ne kadar Türkiye'de varsa, dernek, vakıf, parti, küçüklü büyüklü, onların hepsini kullanıyor ve arkalarına takmışlar. Gidiyorlar. Vagon olmuş onların hepsi. Ve genellikle onların yapmış olduğu ağırlıklı toplantılarda patlamalar oluyor. Ve bol miktarda insan ölüyor. 31 tane soruşturma ölen var. 31 soruşturmanın içinde bir tane HDP'li yok. Evet. Ankara'da 102 kişi öldü. Bir tane mi ne HDP'li var içinde bildiğim? Başka yok. Hepsi marjinal grupların insanları. Bunları öldürüyor ve bunları peşine takıp hükümete karşı kullanmaya çalışıyor. Zaten bütün gayesi daha sonra bu işi sokağa dökmek, sokakta da marjinal gruplarla beraber hareket etmek. Ama bizim bu anlattıklarımızdan sonra tekrar ediyorum, marjinal gruplar kendilerinin kullanıldığını anlamaya başladığına inanıyorum diyerek başlayayım. Buyurun. Bakın, dedim ki sözümün başında, bu olayın arkasında PKK vardır. Bu işin arkasında PKK'nın olduğunu ispat etmek için bir dizi, şöyle filmi tabiri caizse geriye sarma var ya, geriye sarıp bir dizi olayı size aktarmam lazım. Evet. Neyle başlıyorum? Gazi Osman Paşa'da provokatör bir kişiyle başlamak istiyorum. Bu provokatör kişi hem gidiyor HDP mitinginde boy gösteriyor, hem gidiyor ülkücülerin mitinginde boy gösteriyor, slogan atıyor. Evet. Yani bir insan ya HDP'li olur ya ülkücü olur. Onlar yani bu taban tabana zıt olan bir şey. Böyle provokatörler bu olayları çalkalaya çalkalaya bugüne kadar getiriyor. Şimdi bunun bir filmini seyredelim müsaade ederseniz. Nerede ekranı şu an? İstanbul Gazi Osman Paşa'da mı? Evet, İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Hangi filmi efendim? Bunun filmi. Bakın, bunun filminde aynı kişinin hem ülkücü olarak nasıl slogan attığını hem de HDP'li olarak nasıl slogan attığını birlikte seyredelim. Canlı. 8 numaralı değil mi? Evet. Evet. VTR. Evet. Kıyafetini bile değiştirmemiş. Kırmızı tişörtlü. Bakın, kıyafetini bile değiştirmemiş. Hem HDP mitinginde hem MHP mitinginde. Nasıl izah edersiniz bunu? Bir yabancı servis bu. Elemanı falan mı? Kim bilir? Kim bilir? Hem HDP'li hem şey. Çok enteresan bir olay daha göstereceğim. Ondan sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi size çok çok enteresan bir olayı getiriyorum. Bu da yani tüyleri ürpenten bir olay. Biliyorsunuz tarih olarak da Mayıs'ın 18'i. Adana'da ve Mersin'de HDP merkezlerinde bomba patladı. HDP binaları bombaladı. Bir tanesine bombaladı. Çiçek gönderdi. Evet. Bir evet. Tanesine bir paket gönderdiler. Evet. Paket patladı. 3 tane HDP'li il merkezinde yaralandı. Evet. Hatta birisi başkan mı, başkan yardımcısı mı neydi? Diğer tarafta da çiçek patladı. Orasının altı üstüne geldi. Nasıl oldu? Bakın göstereyim. Bu hale geldi Mersin. Mersin HDP il binası. İl binası. Bakın evet. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Burası Mersin değil mi? Mersin. Evet. Evet. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Yine bu da seçimlerden önceydi. 7 seçimlerden. 7 Kasım değil. 7 Haziran. 7 Haziran'dan önce. Evet. 7 Haziran'dan evet. Önce. Şimdi bu patlama olur olmaz dikkatinizi çekeceğim. HDP Genel Başkan Eş Yardımcısı ve Adana 2. Sıra Milletvekili
Meral Danış Bektaş bir beyanat verdi. Ne dedi? Parti mitinglerinin yapıldığı iki komşu ilde aynı dakikalarda uğradıkları saldırının tesadüf olamayacağını, planlı bir saldırı karşısında bulunduklarını, bunun sorumlusunun da hükümet olduğunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun kışkırtıcılık yaptığını öne sürdü. Kim yapmış bunu? AK Parti yapmış. Bakın şu sarı bölgeye bakacak olursak, yanaşırsak, objektifi yanaştırırsak, evet, oradan rahatlıkla bunu okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi yine bir haber okuyorum. Bugün Mersin'de miting yapacak olan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, patlamalara ilk tepkisini Twitter'dan gösterdi. Attığı tweetlerde patlamalardan AK Parti'yi sorumlu tutan Demirtaş şunları söyledi. Ne demiş? Yaşanan patlamaların sorumluları HDP'nin baraj altında kalması süper olur diyerek açıklama yapan AKP yöneticileridir. HDP'ye yapılan saldırıların tümü planlı ve programlı yapılan saldırılardır. Bu saldırılar tek merkezden koordine edilen saldırılardır. Şu alttaki iki cümle var ya, ona ben de imza atıyorum. Nedir o cümle? Tek merkezden. HDP'ye yapılan saldırıların tümü planlı ve programlı yapılan saldırılardır. Bu saldırılar tek merkezden koordine edilen saldırılardır. Ben de imza atıyorum. Şimdi kimin koordine ettiğini bir bakalım. Bütün belgeleriyle ispat edeceğiz. Buyurun. Kim söyledi bunu? Demirtaş. Demirtaş söyledi. Ondan önce de HDP eş başkanlar, yardımcısının eş başkanı söyledi. Yapan zat-ı muhterem bu. Evet. Hangisini? Mersin'i mi? Mersin'i. Evet. Hmm. Bombalayan zat-ı muhterem bu. Yakalandı değil mi? Yok. Kaçtı bu şu anda. Kaçar. Aranıyor ya. Yani. Suriye'ye evet, kaçtı. Kaçtı. Bu beyefendi adı Savaş Yıldız. Şimdi dikkat edin. Okuyacağım bilgilere lütfen vatandaşımız dikkat etsin. Kim bu Savaş Yıldız? 21 Haziran 2007'de gözaltına alınan THKPC'li Savaş Yıldız savcılıkça serbest bırakıldı. Aynı yıl Ankara'da THKPC'ye bağlı Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin düzenlediği yürüyüşe katılan Yıldız 16 Temmuz 2007'de tutuklandı. Neden dolayı tutuklanmış? THKPC terör örgütü üyesi. THKPC çok evet, güzel. Bir süre hapis yattı, sonra çıktı. Yeniden 2014 yılında bu sefer Van'da ortaya çıktı. Evet. El-Kaideci olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yıldız hakim kararıyla serbest kaldı. Önce, niçin alınmış? El-Kaide. El-Kaide neydi? THKPC. Sonra ne oldu? 7 yıl sonra El-Kaideci olmuş. El-Kaideci oldu. Evet. Şimdi devam edelim. THKPC'li Savaş Yıldız Adana Mersin'deki HDP binalarına yapılan bombalı saldırılara da yeniden ortaya çıktı. Yıldız bu kez kendisine IŞİD'ci sözü verdi. Hani IŞİD diyorlar ya. Evet. IŞİD'ci sözü verdi. Saldırılardan 2 ay önce sosyal medyada IŞİD'ciymiş gibi bir hesap açtı. Paralel yapıyla HDP'de anlaşmış gibi terörist IŞİD'ci diyerek hükümete hedef gösterdi. Ne oldu? Evet. Hesap açıp IŞİD'ci oldu. Evet. Peki aslında neydi bu adam? DHKPC. Bak, şimdi önce DHKPC'li. Sonra El-Kaideci. Sonra da IŞİD. Sonra IŞİD'ci. Bir çakma IŞİD derken bunu mu kastediyorsun? Elbette. De. Şimdi bir video izleyelim birlikte. Hangi? Aslında bu Neci'ymiş. Bakalım. Videoda Savaş. Görüntüleriyle görelim. Bu Savaş Yıldız'ı. Savaş Yıldız kim? Bir birlikte görelim Mersin'deki bakalım. Mersin'deki HDP il binasına bomba bırakan arkadaş. Evet, burada göreceksiniz. Hem bir mitingde göreceksiniz. Hem de HDP il binasına giderken polis mobeselerinden göreceksiniz. 6 numaralı bandımız değil mi? Evet. 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 Girelim Uğur 6 numaralı bandımızı. We'll be right back.
Neymiş? HDP mitinginde. HDP mitinginde. Bir şey biz de koyalım. Şuraya. Bu görüntüler ne zamana ait peki? 1 Mayıs. 1 Mayıs. 1 Mayıs. Mersin mitingi. Bakın burada daha... Aranıyor ama bu adam değil efendim? Mi? Aranıyor hali hazırda ve mitinge şu katılıyor. Şu anda kaçtı. Bomba patladı ayın 18'inde. Hemen tüydü. Melih Bey bir şey sorabilir miyim? Çok merak ediyorum. Bir sürü kafa karışıklığına neden oluyor. Şimdi siz bunları açıklıyorsunuz da bu olaya bakan mahkeme, siz savcısı, hakimi bunları neden açıklamıyor da bir sürü kafa karışıklığı, herkes başka şeyler söylüyor. Yani bir şey olay başka yere evriliyor. Bak, bir şey yani burada bir hata var galiba. Onu ben söyleyeceğim bir neticeye de size şimdi. Bakın bu da burada. Lütfen şuraya çok dikkatli bakalım. Burada o kadar belli ki elindeki şey bayrağı. Bir dakika evet. Görüyor musunuz? Şurada gösteriyorum. Çok net olarak elinde HDP bayrağı var. O da 1 Mayıs. O da 1 Mayıs. Yani bu adam önce DHKPC'li, sonra El-Kaideci, sonra IŞİD'ci, sonra HDP'li. Demek ki neymiş? Bu işin arkasında PKK varmış. 2 kere 2, 4. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamlar niye elini kolunu sallıyor? Evet. En çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Üzülerek söylüyorum, bu bir yaradır. Güneydoğu'da, doğuda pek çok yerde polisin içerisinde paralelciler var. Ve bunları şu anda himaye ediyorlar. Çok ilginç. Ayrıca da yargıda da aynı tarzda bir takım himayeler söz konusu oluyor. Değil mi Nuri Bey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani eğer normal şartların içerisinde bu işlerin tahlili olsa... Ülkesine, vatanına bağlı olan insanların benim yaptığım bu tahlili yapmamaları mümkün değil. Melih Bey, siz... Ben bir gazeteci değilim. Melih Bey, siz bunları tabii ki açıklayacaksınız. Siyasetçi olarak konuşacaksınız ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu davaya bakan mahkemesi, savcısı neden davayla ilgili, gidişatla ilgili bu sizin söylediklerinizi söylemez de böyle kafalar karışır veya işte birilerinin at oynatmasına izin verirler? Artık söyledim ben söyleyeceğimi. Evet. Yani bu işin içerisinde maalesef... Fakat şu son işe bakan mahkemeyi böyle bir şeyle suçlayamazsınız. Niye? Şu son işe bakan mahkeme daha işi sonuçlandırmadı. Daha iş soruşturma safhasında. Bakın bu, şimdi oraya geleceğiz. Daha sonlanmadı. Oraya belki geleceğiz. Bu iş, ya soruşturma belli bir evreye geldiğinde çok ilginç şeylerle karşılaşacağız belki de. Çünkü daha o safhalara gelinmedi diye düşünüyorum. Yani ben çok açık ve net söyleyeyim. Son olayın içerisinde Ankara polisinin başarısı... İnanılmaz. Ben Ankara'da göreceğiz. Melih Bey aradan 7 ay. Nuri Bey tamam size hak veriyorum. Olay soruşturulsun ama bu aradan 7 ay 8. aya girmişiz. Hani hiçbir şey ortada ben hiçbir Ankara, şey olmadı. Ankara ben Ankara değil. Söyleyeyim. Bunu soruyorum ben. Ankara'ya demiyorum. Melih Bey yani şu mudur? Paralel yapı bu soruşturmalarda işin perde arkasında kimler var engelliyor mu diyorsunuz? Çok net soruyorum. Maalesef. Evet devam edelim. Çünkü Türkiye'nin karışması lazım. Türkiye'nin karışması yani paralel yapı kendi varlığını devam ettirebilmek için Türkiye'nin karışması istiyor. O zaman TSYK'ya da çağrıda bulunalım. Yani artık, bunlara daha yani ciddi bir şekilde orasını bilemem. Herhangi bir Ahmet, Mehmet, Ali, Veli diye bir hakimi suçlayamam. Yok biz de isim vermiyoruz. Ama zaten. Genel anlamda böyle olduğunu biliyorum. Şöyle söyleyeyim size. Bu kadar polis hakkın rahmetine kavuştu. Şehit oldu. Bu kadar asker şehit oldu. Bir de bakıyorsun ki Güneydoğu'daki askeri lojmanlardan ve polis lojmanlarından HDP birinci parti olarak çıkıyor. Çok ilginç, çok ilginç, çok ilginç. Bunu izah etmek mümkün mü? Ben buradan o polislere sesleniyorum. Ya arkadaş, ölenler sizin arkadaşlarınız. Tamam, paralelci olmayabilir ama bu ülkenin evlatları. Düne kadar siz bunları kesmez bıçakla kesmeye hazırdınız. Şimdi ne oldu? Şimdi arkadaşlarınız ölüyor. Arkadaşlarınızın ölümünün karşısında bu adamları gizlemeye çalışıyorsunuz. Yani bu dünyada kendinizi kurtarsanız öbür dünyada kurtarmanız mümkün değil. Evet. Herkesin bunu düşünmesi lazım. Bakın gene bakacaksınız. Evet. Güneydoğu'daki polis sandıklarından, asker sandıklarından HDP şeyi çıkacak. Çıkmaz. Çıkmaz. Bu sefer çıkmaz. Bakalım. İnşallah. İşin nerelere vardığını herkes gördü yani. İnşallah. Bu yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Geliyor polisi. Göstereceğim şimdi iki polisi. Suruç olayının ertesi günü evinde kafasına sıkıp vuruyor. Bu senin kardeşin. Seninle beraber meydana çıkan adam. Tek vasfı paralelci olmaması. Evet. Yazık günah değil mi? Senin vicdanın nasıl el veriyor buna? Doğru. Devam edelim efendim. Yani aslında bütün Türkiye'deki paralelcilerin bunu düşünmesi, özellikle
bu harekete karşı isyan etmesi için yeterli yani. Devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz 7 Haziran'da seçim vardı. 5 Haziran'da Diyarbakır'da bir bomba patladı. Bu bomba öncesi HDP'nin oyu 11'de 13'e çıktı. Bir bomba HDP'nin ya. Mitinginde oldu. Mitinginde oldu. Şimdi bombayı oraya yerleştiren örgütle ilgili şöyle bir olay var. Bakın şuraya da koyayım. Vatandaşlarımız da oradan da takip edebilirler. Konulan bomba şu. Daha sonra Kars'ta bir itirafçı geldi. Evet. 18 Temmuz'da şeye teslim oldu. Polise. Ve polise itiraflarda bulundu. PKK'lı. PKK'lı. Bu itirafları bakın buraya koyuyorum. Bu bir resmi. Efendime söyleyeyim. Şunları koyalım daha iyi olur. Bunlar daha net. Onları görsünler. Bakın. Yatay olursa evet. Evet yatay koyacağım. Böyle. Bu da bir tane. Şu ifadeleri verdi. Okuyorum şimdi. Burada da var. Takip edebileceksiniz. 18 Temmuz günü Kars'ta kendi rızasıyla jandarmaya teslim olan itirafçı 2 yıl boyunca örgütte yaşadıklarını anlattı. 7 Haziran seçimleri öncesi Diyarbakır mitinginde patlatılan bombanın örgüt tarafından yerleştirildiğini söyleyen itirafçı, bomba patlattıktan sonra örgüt artık seçimler garanti, bizim işimiz kolaylaştı diyerek sevindi. Bunu itirafçı söylüyor. Devam ediyor. Çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, PKK itirafçısı örgütün 20 Temmuz'dan itibaren ses getirecek eylemler yapma kararı aldığını da anlattı. 20 Temmuz'dan. Ne zaman yakalanıyor? 18'inde. Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenler sebebiyle pişmanlık duyduğunu söyleyen itirafçı BD, pişman oldum. Bu sebeple güvenlik kuvvetlerine teslim olarak yardımcı olmak istedim diyor. Evet. Ne oldu? Suruç ne zaman oldu? Ayın 21'inde Suruç'un bombası patladı. Evet. Söyledikleri birebir doğru. Peki bunun faili kim? Orhan Günder diye birisi. Diyarbakır mı? Diyarbakır. Diyarbakır bombacısı. Orhan Günder. Orhan evet. Günder. Annesi Alevi bir ailenin kızı. Babası, kadının babası Alevi dedesi. Kendisi Kürt. Lise yıllarında İslami olaraktan en ufak bir davranışı filan ortada yok. Son 6 ay içerisinde saç sakal bırakıyor. Ve ondan sonra da kendini patlatıyor. Genellikle ana ve babanın etrafındaki akrabaların büyük ekseriyeti HDP'li. Evet. Şimdi bu bilgiyi verdik. Diyarbakır'dan elimizdeki bilgiler bunlar. Bu bilgilerden sonra atlıyoruz şimdi 21... Diyarbakır'la ilgili bizim bir VTR'miz yok mu? Yok, hayır. Evet. Bu. Şimdi atlıyoruz bir Suruç olayına. Tamam. Şimdi Suruç olayında elimizde o kadar çok delil var ki bu işi PKK'nın yaptığına dair. Burada PKK itirafçısının ifadesi ama var. Yani sonuçta Diyarbakır bombacısı da ne PKK'lı. Olduğu netleşiyor yani. Kesinlikle PKK'lı. Zaman. Kesinlikle PKK'lı. Suruç gibi elimizde çok daha somut bilgiler var Suruç'ta. Diyarbakır'da o kadar somut bilgi yok. Ama bu anlatmış olduklarımda onların PKK'lı olduğunu net göstermeye kafi. Mersin'de patlayan bombalar il binasında onlar netleşti. Evet. Diyarbakır'da çok net olmamakla birlikte PKK'yı işaret ediyor diyorsunuz. Evet. Şimdi geçtik Suruç'a. Şimdi Suruç'a geçiyoruz. Suruç'u anlatırken Suruç'u anlatırken önce bir kısa özet yapmak istiyorum şey olarak. Yani vatandaşlarımız olayın ne olduğunu tam net olarak bilsinler diye. O da şu. Sosyalistlerin Ezilenler Partisi diye bir parti var. Bu parti Figen Üstündağ'ın partisi. Evet. Yüksekdağ değil mi? Yüksekdağ pardon. Eş başkan. Eş başkanın onun partisi. O dönemin içerisinde 300 tane bunun partisine mensup gençlik teşkilatı var. Sosyalist gençlik teşkilatı. O gençlik teşkilatı şeye geliyor. Suruç'a geliyor 300 kişi. Polis girerken bunları kontrol ediyor. Şimdi okuyacağım. Ondan sonra geriye kalan yerde HDP'liler
kesinlikle bunların kontrol edilmesini istemiyor. Evet. Bunların basın toplantısında kontrolü biz yapacağız diyor. Evet. Ve şey alan, basın toplantısı yapılacak olan alanda bomba patlıyor. 31 tane bu sosyalist devrimci gençlik derneğinin elemanı orada ölüyor. Olay bu. Olayı topluyor. Ev sahibi HDP'li belediye mi? Evet. Evet. Şimdi bakın o kadar enteresan şeyler çıkacak ki dikkatle dinleyin. Buradan bazı metinleri okuyacağım. Okurken vatandaşımız da takip edebilir. Bu Suruç Kaymakamı'nın söyledikleri. Bakın ne diyor? Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, patlamanın gerçekleştiği kültür merkezinde polisin bulunmaması HDP'nin talebiydi diyor. Kimin talebiymiş? HDP'nin talebi. Olaydan bir gün önce gelen gruptan 19 kişinin Kobani'ye geçmeleri ve basın açıklamasını Kobani sınırındaki Çaykara köyünde yapılması konusunda uzlaştıklarını söyleyen Kaymakam Çiftçi, olay günü bu planın birileri tarafından değiştirilmiş olduğunu ifade etti. O güne kadar gelen birçok grup varmış. Hepsi evet. Kobani'nin sınırında hep basın toplantısı yapıyor. Ama bu sefer diyorlar ki birisi değiştiriyor. Bunu şehrin içinde yapacağız diyor. Devam ediyorum. Grup Suruç'a geldiğinde güvenlik güçleri tarafından ilçe girişinde arandılar. Öyle diyor kaymakam. Gruptan iki kişi araması olduğundan gözaltına alındı. Başka sebepten aranıyormuş. Gözaltına alınmış. Patlamanın gerçekleştiği, dikkat edin şimdi, kültür merkezinde polisin bulunmaması HDP'nin talebiydi. Orada toplananların tahrik olmaması için böyle bir istekte bulundular. Grubun güvenliğini biz sağlayacağız dediler diyor. Kim diyor bunu? Kaymakam. Kaymakam Bey söylüyor. Zaten arkadaşlarımız da gösteriyorlar. Sizin okuduklarınızı ekrandan evet. takip edebiliyoruz. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim burada. Patlamanın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameraları o gün bozuk. Bakın o gün bozuk. Hiçbir olayı almıyor. Hiçbir görüntü kime yok. Ait? HDP'li belediyeye ait. Almıyor. Bunları anlattıktan sonra bu size... bozuk güvenlik kamerası olayına biz zaten aşinayız. Çok sık böyle şimdi olaylarla size başka bir şey göstereceğim. Oraya... Bu 31 kişinin içerisinde hiç belediye görevlisi falan yok mu? Yok. Geleceğiz daha oraya. Daha oraya geleceğiz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok geniş bir milletvekili grubu 20'nin üzerinde araştırmaya gitti. Araştırmaya gitti ve şu raporu hazırladı. O evet. raporun baş sayfasıdır. Bakın bu da raporun 5. sayfası. 20 Temmuz Suruç katliamı ve IŞİD tehdidi hakkında değerlendirme raporu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi raporu. Evet. Doğru mu? Evet. Bakın. Evet. Buyurun. Şu üst kısımdaki sarı kısma arkadaşlar yanaşırsa, üst kısımdaki sarı kısma, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu. Bunu birlikte bir okuyalım. Okuyorum. Cumhuriyet Halk Partililer de aynı kaymakamın söylediğini birebir söylüyor. Ne diyor? Şehir merkezine gelindiğinde kültür merkezi önünde buluşulduğu, birlikte kahvaltı yapıldığı, halaylar çekildiği, yerli halkın da halaylara eşlik ettiği, basın açıklaması sırasında resmi kıyafetli asker ya da polis herhangi bir güvenlik görevlisine rastlanmadığı da yaralılar tarafından CHP heyetine ifade edilmiştir. Evet. Şimdi cümleye ekrandan bakın. Okuduklarınızı takip ediyoruz. Aynen, evet. Kültür merkezindeki ve girişindeki aramaya HDP'li yetkililerin izin vermedikleri ifade edilmiştir. Kime ifade ediyorlar? CHP heyetine. CHP'ye. Kim ifade ediyor? Vatandaş ifade ediyor oradaki. Bu kabul edilebilir bir ihmal olarak görülemez. Gerek önleyici gerekse adli aramalar mahkeme kararıyla yapılır ve aranacak kişinin rızasına bağlı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda böyle diyor. Çok net. Peki CHP? Yani burada bile iktidarı suçluyorsun. Niye HDP'ye suçlamıyorsun? Niye engellediniz demiyorsun? Aynı kaymakamın ifadeleriyle birebir. Aynı birebir. Örtüşü evet. Bu ifadeler tamam mı? Tamam. Şimdi bu olayın arkasında efendime söyleyeyim. Bir gazetede çıkan kafa karıştıran sorular diye 12 tane soru verilmiş. Bak buraya koyuyorum bunları. Suruç'la ilgili. Hepsini okumayacağım. Sadece sarıyla olanları okuyacağım. En çarpıcı olanlar. SGDF yani Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin alt grubu. Polise bizi aramayın kalabalık tahrik olmasın HDP güvenliği sağlarız dediği doğru mu? Soruyor. Sakallı gördükleri her kişiye saldıran HDP'liler. Kara çarşaflı olduğunu iddia ettikleri eylemciden niye şüphelenmedi? O zaman kara çarşaflı diye bir laf çıktıydı.
Onun için soruyor. Devam ediyor. En ufak bir eylemi dahi kaçırmayan. Burası çok önemli bakın. Ey milletim, bu cümleye çok iyi dikkat edin. En ufak bir eylemi dahi kaçırmayan ve o günkü basın açıklamasına katılacaklarını belirten HDP'li vekiller neden orada yoktu? Açıklamada bir tane HDP'li milletvekili yok. Neden yok? Şey, bir gün önce orada, bakın gelecek ondan sonra 10. Bir gün önce Suruç'ta bulunan Yüksekdağ, eski partisi ESP'nin yani Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin yapılanması olan SGDF'nin basın toplantısına niçin katılmadı? Bu Yüksekdağ, Figen Yüksekdağ mı? Evet. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ. Evet, o. Bir gün önce orada. Zaten bu grubun başı o aslında. Niçin katılmadı? Bana bir söyler misiniz? Her orada diyor ki, bilenler, ben bunu Suruç'tan da tetkik ettim. Orada diyorlar, her Suruç'un kapısında yapılan toplantıda ya milletvekili, ya HDP ilçe başkanı, ya belediye başkanı, ya oradaki belediye meclis üyeleri mutlaka olur diyor. İlk defa bunda yok diyor. Benim aklıma gelen, sizin aklınıza geliyorsa cevap çok açık. Yani bilmiyorum, şeytanın avukatlığını mı yapmış oluyoruz ama. Açık. Şimdi açık daha, yani cevap açık. Daha iki tane delil gelecek. Buyurun. Ki patlayacak. Patlayacak. Buyurun. Ortalık. Devam ediyoruz. HDP'li Suruç Belediyesi'ne ait kültür merkezinde eylem alanını gören kameralar o gün neden kayıt yapmıyordu? Bu aşikar değil mi? Sen o şeyi niye kalkıp da bu hale getiriyorsun? Şimdi bomba patlıyor. Evet, devam edelim. Devam ediyor. Şimdi can alıcı noktalara geliyoruz. Bomba patlıyor. Bomba patladıktan sonra polis hemen şeyi çeviriyor. Etrafını çeviriyor. Cesetten parça bulamıyor. Şey parçası buluyor. Et parçası buluyor. Şey almak için. DNA. Kafa mafa filan hiçbir şey yok. Yani şey parçası alıyor. O kadar paramparça olmuş. Etrafını sarıyor şeyin. Güvenlik. Kimseyi de sokmuyor. Evet. Hepsini buluyor. Canlı yani canlı bombanın haricinde diğer ölenlerin kimliklerini buluyor. Canlı bombayı da DNA filan testi yapacak. Arayacak, bulacak. 13 saat sonra, gece yarısı saat 3'te. Eyvah, burada. Şurada. Suruç HDP ilçe eş başkanı İsmail Kaplan birisi vasıtasıyla diyor ki, biz diyor bombayı patlatanın şeyini bulduk. Kimliğini bulduk. Evet. Size kimliğini teslim ediyoruz. Kime diyor bunu? Polise. Polise diyor. Karakola getirip veriyor. Evet. Buyurun. Niye veriyor? Şu kimliği geliyor. Şimdi bakın bakalım kimliğe. Alagöz Şeyh Abdurrahman. Bir, tam verir misiniz şöyle? Vatandaşlarımız tam görsün lütfen bunu. Tam görecek ki orada bir şey anlatacağım. Buyurun. Yok, bu görev, tam görelim. Şöyle geriye doğru çekelim. Bakın, gördük. Kimliği gördünüz mü? Gördük. Ha. Daha da tam göremedik yani. Yarım görüyoruz. Biraz daha alalım mümkünse ekranı. Tam görelim şöyle. Bakın bu kimliğin, önce söyleyeyim sonra çok daha rahat anlayacaksınız. Etrafı yanmış. Etrafı yanmış. Neyle yanmış? Kibritle yapmış. Şeyle yapmışlar. Çakmakla. Çok salakça. Çok aptalca bir tezgah. Ya bomba patlarsa bu paramparça olur. Yani, hadi olmadı. Sağ şey nasıl olmaz? Et parçaları dediniz yani, bu olmaz ya, mı? Ya, yok. Hadi olmadı diyor. Oldu tabii, ya, olur da. Tabii hadi olmadı. Tamam. Arkadaş, bunun üzerinde bir damla kan var mı? Kan izi yok, bir şey yok. Bir damla kan yok ya. Sonra arkadaş, polis hemen etrafı alıyor. Polis bulamıyor da sen niye buluyorsun? Ama hakikaten. Hadi buldun, niye 13 saat sonra getiriyorsun? Ama dediğin, hadi getirdin etrafını, niye çakmakla yani yakıyorsun? Bunu olmak hadi için getirdin, üzerinde niye kan yok? Polis bundan olmaya daha gerek yok. Hani şuradan ben bile bakınca bunun kibritle yakıldığını anlayabiliyorum yani. Şeyle, hani, çakmakla. İftira atma kibrit diye. Çakmakla yapmışlar. Evet. Evet. Ve işin enteresan tarafı, isim apaçık. Hiç şey yok. Orayı özellikle görünsün abi, diye yakmamışlar. Bu da arkası. Melih Bey, orayı yakmamışlar mı? Evet, İsim yakmamışlar. Görünsün diye. Görünsün diye. Evet. Bak, bu da arkası. Bundan daha güzel bir delil olabilir mi? Bunu kim getiriyor? HDP getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş, Suruç olayının arkasında şey yok. PKK yok. Yersen yok. Sana soruyorum. 31 kişi ölüyor. O ölenlerin arasında bir tane HDP'li milletvekili yok. Belediye başkanı yok. Meclis üyesi yok. Belediye HDP'li görevlisi yok. Efendim? Belediye görevlisi belediye yok. Belediye görevlisi yok. Hiçbir tane ilçeden kişi yok. Belediye başkanı şeye geçiyor. Ne derler ona? Karşı tarafa, Kobani'ye geçiyor. Olaydan yarım saat önce mi ne? Ondan sonra geliyor. Sonra tekrar geçiyor.
Çok büyük. Yani bu o kadar bağırıyor ki olay. Niye? Oradaki 31 tane ölen kişi marjinal grup. Bu marjinal grup ne olacak? Peki aynı Ankara'daki gibi diye sorsam size. Aynı. Şimdi geleceğiz oraya, aynı. Birebir aynı. Tamam. Hiçbir farkı yok. Şimdi ben buradan marjinal gruplara soruyorum. Ya arkadaş, iğne ucu kadar zeka sahibi olan kişi 31 kişinin içinde bir tane HDP'li olmaz mı ya? Bir tane ya, adamızlık ya. Ya bir meclis üyesi. Ya, onlar ya bir ilçe başkanı. Ya meclis üyesi. Niye yok? Niye bir milletvekili yok? Resmen kullanıldığınızın farkında değil misiniz? Sizi kullanıyorlar. Gezi olaylarında belli ki APO'nun emriyle kimse şeye katılmadı. Gezi olaylarında. HDP katılmadı. Katılmadı. Ama şimdi bu HDP sizden kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Gerçi son zamanlarda konumuz değil ama APO'yla da Kandil bunlar birbirine girmiş vaziyette. Onu da söyleyeyim yani laf arasında. Yani APO içeride kalsın diyorlar, işi biz alalım diyorlar. Onların da devamlı kafası bu. APO'yu harcadılar, gitti, geçmiş olan. Bu işin başka tarafı. Şimdi PKK, tekrar ediyorum, marjinal gruplara iğne kucu kadar acımıyor, yüreği sızlamıyor. Bunu size açık ve net olarak söylemek istiyorum. Şimdi bir başka belgeye geldik. Aynı konuda. Buyurun. Suruç'un bu da. Efendim? Suruç'un bu da. Hızlı gidelim. Suruç. Yani bu Suruç şöyle önemli. Suruç PKK'nın tekrar eylemlere başlaması için mazeret olarak ileriye sürdüğü eylem. Tabii ki. Yani ben çatışmazlığı kaldırdım. Evet. Tekrar saldırıyorum diye mazeret gösterdiği olay bu. Şimdi. Aynen dediğiniz gibi. Şu anda. Doğru. Şu anda Mardin cezaevinde olan Gülistan D diye bir PKK'lı. İtirafçı oluyor. Şu kız. Bakın koyuyor. Evet. Şu tarafta gördüğümüz kız. İtirafçı PKK'lı. Evet. Evet. Evet, geldi. Şu. Şu kız. Şimdi bakın bu kızın itirafını bir okuyalım mı birlikte? Okuyalım. Çok onu hepsini okumayacaksınız değil mi? Çok uzun ama. Şunu okuyacağım. Öyle okuyacağım mi? Ki anlaşılsın. Peki. Şuraya koyalım, millet de o önce zaman izlesin, sonra evet, tekrar indirelim. Birlikte okuyalım. Suruç katliamının hemen ardından bombalı saldırıyı DAEŞ'in gerçekleştirdiği görüşünü savunan HDP, olay yerinde polislerin arayıp bulamadığı canlı bombanın kimliğini de önceden kendi sitelerinden yayınlayıp sonra güvenlik güçlerine teslim etmişti. O saldırıyla ilgili çalışmalarını hala devam ettiren emniyet bir bilgiye ulaştı. Mardin Etipi cezaevinde yatan Gülistan D isimli PKK'lı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuru yaparak itirafçı oldu. Gülistan D saldırıyı PKK'nın yaptığını belirterek failin Lorin Kot adlı Nazlı D olduğunu söyledi. Evet. İndiriyorum bunu. Kim? Colin. Şuradaki kadın. Şu. Evet. Gördüğümüz kadın. Lorin Kot adlı Nazlı D olduğunu söyledi. Gülistan D 7-8 Kot adı bulunan PKK'lı Nazlı D'nin üst düzey yönetici olduğunu ifade ederek Mardin Nusaybin'deki bir hücre evinde tanık olduğu Nazlı D'nin olay hakkındaki şu sözlerini anlattı. Ben dün Suruç'ta Önder Apo için, Gülistan için canlı bomba eylemini bizzat organize ettim. Bu patlamadan dolayı hareketimizin eli güçlenecek. Önder'in tutsaklığı sona erecek. Evet, canımız yandı. Canlarımızı kaybettik ama onlar şehit oldu. Ve bilmeden habersizce Önder Apo'ya, Kürdistan'a kanlarını feda ettiler. Olayı yapış amacım polise ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı halkımızın yanında yer almasını sağlamaktı. Bu eylemi bağımsız, kendi inisiyatifimle yapmadım. Bireysel bir hareketim olmadı. Komutanlarımı önceden bildirerek, tartışarak kararlaştırdık ve nihayetinde gerçekleştirdik diyor. Evet efendim. Demek ki neymiş? Suruç olayı başından sonuna kadar PKK'nın yaptığı bir iş. Marjinal gruplara iğne ucu kadar zerrece acımadı. PKK kendisine DAEŞ ismi veriyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Sonra o tabiri kaçırdık. Demin şeyde yaparken şimdi daha güzel bir başka belgeyle size bunu ispat edeceğim. Buyurun. Ben şöyle diyorum buna. Bunlar çakma DAEŞ'çi. Çakma IŞİD'çi. Bu grup PKK tarafından kurulmuş bir DAEŞ grubu tabiri caizse. Ama o süsü veriyor işte. O süsü veriyor. Yani bu DAEŞ'çiler çakma olanları. Çakma olmasa öteki taraftaki DAEŞ, yani Suriye'de PKK ile çarpışan DAEŞ,
Bunu biz yaptık demez mi? Onlar en ufak bir olay olduğu zaman videoyu çekip her tarafa veriyorlar. Yani kendilerinin hatta tek beyanatı var. Ya biz yapmadık ama kim yaptıysa eline sağlık diyor. Söylediği bu. Böyle bir sahiplenme olur mu? Bu PKK'nın kontrol ettiği DAEŞ. Yani çakma DAEŞ. Anlatabiliyor muyum? Öyle gruplar vardır ki beynelmilel güçlerin elinde, aynı grubun içerisinde, aynı isim altında. Mesela PKK'yı alalım. PKK'nın içinde en az 10 tane, 20 tane ayrı grup vardır. Her biri başka beynelmilel güçler tarafından kontrol edilir. Ve yapıldığı zaman sadece biz adını PKK deriz. Doğru. Oysa arkasında beynelmilel güçler var. Bu da aynı bu tarzda olan bir olay. Devam edelim efendim. Şimdi bu olayı, Suruç olayında öyle zannediyorum kimsenin şüphesi kalmamıştı. Bu çok açık yani. Hani tekrar şunu göstermekte fayda var. Bitirmeden önce bir daha insanların zihnine çakılsın. Bakın şuradaki görüyoruz şeyi. Yakma. Yakmayı. Buradaki yakma kenardan çakmakla yakılmış. Ortasında en ufak bir kan yok. Adam paramparça olmuş. Zerresi zor bulunuyor. DNA'sı zor bulunuyor. Ama bir şey bulunmamış. Sağlam, çok sağlam. Evet. Evet. Alalım efendim. Hızlı bir şekilde devam edelim lütfen. Aldık. Evet. Biraz soğuk mu oldu içerisi? Arkadaşlarımız, evet. Ben size soğuk olacağını söylemiştim ama. Ama ceketinizi bu kadar çıkartırsanız üşürsünüz. Açılınca öyle oldu yani. Ne evet yapayım? Efendim. Devam Şimdi edelim. Bakın. Size öyle bir belge göstereceğim ki. Bununla ilgili bir bandımız var mı? Önce onu sorayım. Var. Hangi onu o zaman seyredelim, öyle geçelim. Bant. Bu yok. Bunlar yok. Suruç'la ilgili bandımız yok. Evet. Devam edelim o zaman efendim, hızlı bir şekilde. Özür diliyorum. Şimdi bakın. Çok enteresan bir olay anlatacağım. IŞİD ve PKK olayını çok daha iyi kavrayacaksınız. Çakma diyorum ya. Çakma olduğunu, nasıl olduğunu şimdi gözlerinizden görecek ve şahit olacaksınız. Burası Bergama, İzmir. Şurada gördüğünüz kırmızı araç var, görüyor musunuz? Evet. Şuradaki kırmızı aracın üzerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı var. Belli oluyor. Bu ülkücü arkadaşların terörü telin için Bergama'daki yapmış oldukları bir eylem. 20 Eylül 2015. Evet. Gördüm. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Eylem. Buyurun. Polisin dikkatini çekiyor bu araba. Bu arabayı durduruyor. Bakın böyle durduruyor. Bu araba mı? Bu araba. Bagajını açıyor. Bagajındaki çantayı karıştırınca inanılmaz belgelere kavuşuyor şey. Polis. Evet. Bu adam ülkücü. Öyle gösteriyor kendini. Hatta sormuşlar. Daha sonra polis tahkikatta diğer ülkücülere sormuş. Tanıyor musunuz bu adamı? Tanımıyoruz ama demiş. Devamlı bizi HDP ilçe merkezine götürelim, gidelim, basalım diye tahrik ediyor demiş. Tahrik eden bu. Ne çıkıyor bakalım şimdi şeyden? Bagajdan. Bagajdan. Buyurun, bu çıkıyor. Evet. Nedir bu? PKK kimliği, yanındaki PKK IŞİD kimliği. Evet, o da bu, IŞİD kimliği. Bu da Esed'le ilgili kimlik. El Muhaberat kimliği. Evet. Yok, değil de Esed'le ilgili kimlik. Şurada daha büyükleri var. Tamam. Şuradan arkadaşlarımız daha güzel de görebilir. Bu belli. Bakın. PKK ve IŞİD kimliği. Evet, PKK ve IŞİD kimliği çıkıyor. Kimin şeyinden? Arabanın bagajından. Arabanın bagajından. Evet. Hemen polis toplanıyor, şeye gidiyor. Evine gidiyor. Evini basıyor. Evini bastığında da çıkan belgeler bunlar. Bunlar da evde çıkıyor. Ne bunlar? PKK bayrakları. Şimdi adam IŞİD'çi. Adam PKK'lı, adam MHP mitingini karıştırmaya gidiyor. Şu anda tutuklu bu adam. İzmir'de. Ben diyorum ki arkadaş, PKK IŞİD'i de kullanıyor, kendini de kullanıyor. Kim olursa olsun dilediği gibi kullanıyor, karıştırıyor. HDP merkezini MHP kılığı altında kendi adamına bastırtırıyor. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi. PKK'nın genel klasik taktiği şu. Kendisine olayın yarayacağını anladığı zaman her türlü kendine karşı olan tahriki de yapıyor. Acıma yok. Orada 3 tane adam ölmüş, orada 5 tane adam yaralanmış. Kıymet ayrıyesi yok. Hele hele marjinal grupsa toptan gitsin Ankara'daki gibi. 102 tanesi birden gitsin. Umurunda değil. Yapan kim? PKK. Bundan daha güzel belge istiyor musunuz?
Vereceğim de. Evet. Bundan daha güzel belge var mı yani? Şimdi hadi bana kalksın desinler ki PKK'lılar, canım siz bu belgeleri uydurdunuz. Adamın ismi var, cismi var, yaptığı var, ettiği var, tuttuğu var, her şey var. Bu da kafi mi? Bir başka belge mi? Demek ki neymiş? Olayların arkasında PKK varmış. Şimdi geldik bir başka olaya. O olay ne? Bu da çok can alıcı bir şey, olay. 14 Eylül, Viranşehir. Şuradan, başlıktan da arkadaşlarımız rahatlıkla okuyabilirler. Bakın. Viranşehir'de polise ihbar geliyor. Şanlıurfa Viranşehir. Evet, evet. Şanlıurfa Viranşehir. Gidiyor, parkta 5 kişiyi bomba düzeni yapmak isterken yakalıyor. Peşinde PKK'lı polis yakalıyor. Parkın hemen dibindeki şeye atıyorlar. Yakalanınca şeyi, bombaları. Bakın bunlar. Bunlar. Bunlar orada çekilmiş olan resimler. Viranşehir resimleri bunlar. Ve oraya kim gelecek parka? İki HDP'li bakan gelecek. Milletvekilleri gelecek. Belediye başkanı gelecek ve sözde öz yönetim ilanı yapacaklar. O iki bakan var ya, hani HDP'li bakan. Onlar HDP'li de PKK'lı değil. Dikkatinizi çekerim bak. Çünkü birçok partiyle ittifak yapıp girdiler ya seçime. Bunlar PKK'lı olmayan HDP'liler. Anladım. Anlatabildim mi? O iki tane bakanı da götürecekler arada. Beş tane bomba koyarken yakalanır. Ya bakan da ama sansasyonsa tabii. Bakanlarını öldürdüler. Tabii. Bitti iş. Ölen kim? Evet. Sıradan iki tane başka marjinal gruptan oraya gelmiş olan bakan. Bakanı öldürmek de yani bir beyiz değil. Hiç hiçbir mahsur yok. Öyle mi? Yakalandılar işte. Derin devlet süsü vermeye çalışıyorlar bu işleri. Aynen, aynen. Ondan sonra yeni bir belgeye gelelim. Belge o kadar çok ki bitmiyor bak, dikkat ediyorsanız. Evet. Bir değil, iki değil, beş değil. Karayılan, Murat Karayılan'ı biliyorsunuz. Tanıyorsunuz. PKK'nın liderlerinden. Bu 28 Eylül tarihli gazetelerde çıkmış. Bakın ne diyor. Aynen okuyorum. Ha yarın onlar şehirlerde, yarın onlar şehirlerde daha fazla katliama yönelirlerse o zaman ölümsüzler taburu metropollerde harekete geçer. Hani bu şehirlerde ordu ve polis temizliyor ya şeyi, PKK'lıları. Bundan rahatsız oluyorlar ve onun üzerine bu beyanatı veriyorlar 28 Eylül'de. 10 Ekim'de Ankara'da patlama oluyor. Adam önceden bunu söylüyor. Önceden bunu söylüyor bak şeyle ilgili. 10 Ekim'le ilgili. Sonunda söyleyecektim ama önce söyleyeyim. Sonunda icap ederse gene söylerim. Buyurun efendim. Bakın. PKK'nın Avrupa'daki yayın ya yeni Özgür Politika gazetesinde Hüseyin Ali Mahlası'yla yazan PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Mustafa Karasu, Ankara'daki bombalı saldırının istihbaratının bir hafta önceden Kürt siyasetçilere geldiğini söyledi. Bir hafta önce biliyorlar. Bak bu ikaz ediyor. Buna diyor, bu da hiç çekinmeden söylüyor. Bir hafta önceden haberimiz vardı diyor. Hatta Milliyet'ten Melih Aşık dayanamamış yazmış. Ne demiş? Kandil bu istihbaratı anında HDP'ye aktarabilir, miting iptal edilebilirdi. Neden bu yapılmadı? O zaman pusuya yatmışlar, bekliyorlar patlasın diye mi yani? Böyle pusuya mi? Pusuya yatmış değil, kendileri yapıyor ya. Kendileri yapıyor yani ya. Yani patlasın, biz hiç kimseye bildirmeyelim, emniyete, güvenlik. Bildirmiyor işte. Tabii. Bekliyorlar patlamasını. Bekliyorlar değil, kendileri organize ediyor ya. Kendileri organize ediyor. Şimdi onu ortaya koyacağız delilleriyle. Evet, devam tamam edelim. Devam edelim. Dolayısıyla hem Karayılan hem de Mustafa Karasu, birisi önceden ölüm taburlarını göndereceklerini söylüyorlar. Ne taburu diyor ona? Ölümsüzler taburunu. Öbürsü de biz bir haftada önceden haberimiz vardı diyor. Demek ki PKK'nın bu işten bir hafta önce haberi olduğunu aleni adam çekinmeden itiraf ediyor. Netleştirelim. Bu Ankara'da patlayan bomba. Ankara'da patlayan 102 bomba. Vatandaşımızın hayatını evet. Kaybettiği evet. Bomba. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili iki tane öyle delil ortaya koyacağım ki. Öyle delil ortaya koyacağım. Şu an koyacağım. Biz Ankara bombasına geldik. Evet geldik. Efendim devam edelim. Can alıcıdır. Ekranın başında olmayanları ekranın başına çağırın. Şok olacaksınız. İnanılmaz belgeler göstereceğim Ankara ile ilgili. PKK'nın mıymış, değil miymiş? Evet.
Şimdi hatırlarsanız 10 Ekim'de oldu eylem ve 102 kişi öldü. Hayatını kaybetti, evet. Evet. Bu olay olmadan önce, bir gün önce, evet, bir gün önce o Twitter'da hepimiz biliyoruz. Şu meşhur tweetler atıldı. Evet. Buyurun bakın. Bunlar yakalandılar. Ne diyor? Ankara'da yapılacak eylemde IŞİD adı altında müdahale olabilir. Bunu engellemenin yolu sol örgütlerin direkt müdahalesidir. PKK yok bu işte. Bak, cümleye bakın. PKK yok bu işte. Ulan önceden niye söylüyorsun PKK'nın olmadığını? Niye böyle bir şeye ihtiyaç hissediyorsun lan? PKK yok bu işte. Söylediği lafa bak. Devam ediyor. IŞİD Ankara'da patlamasın. Hangi IŞİD? Çakma IŞİD. Patlamasın. Devam ediyor. Birisi laf atıyor. Şimdi herkes kendi yolunda canım diyor. Kendisi devam ediyor. Bomba Ankara'da patlayacak diyor. Şu yani. Evet. Bomba Ankara'da patlayacak diyor. Şimdi o kadar enteresan ki ben şimdi size öyle şeyler okuyacağım ki şok olacaksınız. Allah Allah. Melih Bey, bu yakalandı biliyorsunuz. Bunlar şu an tutuklandılar. Tutuklanmadılar. Tutuklandılar şöyle hani. Belki bugün tutuklandılarsa bilmiyorum. Öyle mi? Biz IP numaralarından özellikle tespit edilip yakalandıklarını, daha sonra da Twitter'ın bu bilgileri Türk güvenlik güçlerine verdiğini biliyoruz. O tutuklanan 6 kişinin arasında olduğunu biliyoruz. Efendim? İlk tutuklanan 6 kişinin arasında olduğunu biliyoruz. Sizde bu yönde bir bilgi var mı? Var. Onu da o zaman geleceğiz. Soralım. Bir dakika. Bir evrak arıyorum, bulamadım, özür diliyorum. Sağ tarafı, sizin sağ tarafınızda. Sağ tarafınızda. Bakarsanız. Bunu evet. Demiyorum. Bunun efendim şeyini... Siz onu bulurken şurada, ben buldum. Öyle buldum. Mi? Tamam. Hemen şey yapalım. Yani buldum. Şimdi bakın. Bu evraklar ortaya çıkıyor. Bu evraklar ortaya çıktıktan sonra Demirtaş hemen açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. Söylemiş olduğu en önemli söz şu. Diyor ki, iki kişinin gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine gazeteciler tarafından Selahattin Demirtaş şunları söyledi. Bırakın PKK ile bağlantılı bu adam için. Birinin benim sosyal medya danışmanım olduğu iddia edildi. Yani bu adamın sosyal danışmanı olduğu, evet, iddia edildi. Söz konusu sosyal medya hesaplarının ismi geçenlerin AKP ve AKP'ye yandaş kesimlerle ilişkisi zaten sosyal medyada ispatlandı. Yok böyle bir şey, yalan. Büyük bir AKP yanlısı troll hareketi, kafalama hareketi medyada işliyor. Başbakan da bu ekibin içinde, böyle anlaşılıyor. Çünkü kendisi troll yapıyor. Atılan 3 tane tweet üzerinden mi soruşturmayı yürütüyorsunuz? Bunlar AKP ile bağlantılı isimlerdir. Zaten AKP'ye yakın gazeteciler. Bunlar bizim arkadaşımızdır. Ama bu cümlelerin arasında diyor. Ya biz bunların uzmanıyız. Burada bir tutuşma var. Tutuşma var. Şimdi bakın. Bakın efendim bakın. Bir nokta koyalım mı? Bir reklam arası vermem lazım. Bir saattir. Şimdi buradan o zaman. Siz kameralar Melih Bey'e dönsün. Şimdi siz... öyle bir şey anlatayım ki. Evet. Bakın değerli kardeşlerim. Burada okuyamadım. Şimdi okuyacağım. Diyor ki Demirtaş, ben bunları tanımam, etmem. Bunlar iftira, yalan, külliyen. Bu adamla bizim ilişkimiz olamaz, ispat edemezler filan diyor. Biraz sonra bu adamın kim olduğunun fotoğraflarını koyacağım size. Fotoğrafları gördüğünüz zaman Demirtaş'ın bu adamı tanımasını inkar etme şansı sıfır. 0-6-0. Rezili rüsva oluyor resimleri görünce. Ve bu resimleri gördüğünüzde şok olacaksınız. Reklamlardan sonra. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. Patlayan bombalar aslında Suruç, Diyarbakır ve Ankara ekseninde. Bu olayların perde arkasında kimler var? Sorularımızla bunu açmaya çalışıyoruz ama şunu da ekleyelim. HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş bu sözler üzerine, Melih Gökçek'in bu ifadeleri üzerine yayına bağlanmak isterse yönetmen arkadaşıma da söyledim, istediği an yayınımıza gelebilir. Bu iddialara cevap verebilir diyorum. Evet Melih Bey. Evet. Bu... Şimdi ne demiştik? Tekrar ediyorum. Patlamadan, Ankara'daki 10 Ekim'deki patlamadan bir gün önce tweet atılıyor. Tweet'i atan adam diyor ki,
bomba Ankara'da, patlayacak diye. Evet. Ve bir de bir ifade daha kullanıyor şurada, ne diyor? PKK yok bu işte. Kaldırın diyor. Efendim onu bir daha gösterelim o zaman. Hay hay, memnuniyetle. Çok net. PKK yok bu işte diyor. Çok ilginç yani. Yok. Niye bunu deme ihtiyacı hissediyorsun yani? PKK yok bu işte. Yani ama yani bu hani madem bunlar eğer profesyonelse çok biraz hani zeka seviyeleri düşük profesyonel arkadaşlar. Şimdi cinayet olmuş, bir yerde olmuş, adamı kaldırmışlar şeyden. Bu hep anlatılır hikaye. Cesedi oradan. Fail olan kişiyi getiriyorlar. Evet. Ben cesedi burada görmedim diyor. Bu aynı buna benziyor, evet, biliyor musun? Ben cesedi burada görmedim diyor. Evet. Aleni bir itiraf. Evet, tekrar ediyor son cümle ne? Bu. Evet, devam edelim. Bomba patlayacak. Şimdi. Şimdi bunun Demir kim olduğuna bakıyoruz. Şimdi Demirtaş'ın laflarını okuyorum. Şimdi burada yok, en önemli yerini okumadım. Tamam. En önemli yerini şimdi okuyorum. Demirtaş Twitter'daki paylaşımlarla ilişkin gözaltılar hakkında da şimdi o isimlerle ilgili soruşturma yürütülüyor. Cümleye bakın. Ben çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirinin bizimle ilgisi yok. Tanımayız da, tanımam da. Şahsen de bilmem. Neymiş? Tanımayız da, tanımam da, şahsen de burada bilmem. Burada soru mu soruluyor, siz onu tanıyor musunuz diye, yoksa kendisi direkt mi böyle açıklama yapıyor? Ben onu açıklamasını yap. Şöyle diyor, başındaki haberi okuyayım. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'daki terör saldırılarına ilişkin yayın yasağını eleştirdi diyerek devam diyerek ediyor. Devam ediyor. Sorusuz yani. Evet. Ha, soruya cevap veriyor bu. Kendisi anlatıyor. Tekrar okuyorum. Hiçbirinin bizimle ilgisi yok. Tanımam. Tanımayız da, tanımam da, şahsen de bilmem. Evet. Ama ben bu isimlerin bu patlamayla alakalı olacağını da düşünmüyorum. Şeyi denk gelmiş, bomba lafı geçmiş, Ankara lafı geçmiş. Ona dayanarak insanları suçlayamazsınız ve yeterli delil değil bunlar ifadelerini kullandı. Yeterli aslında delil savunuyor değil. Da bir yerde. Ayrı. İmai ve sonunda da diyor ki, bunların hepsi kamuoyunda AKP IŞİD'in işbirliğini, dayanışmasını saklama kaygısı ve girişimidir. Çok açık ve net söylüyorum diyor. Neymiş bu? Tanımıyormuş değil mi? Evet. Tanımıyor. Hiç alakası yok. Yani bu tweet'i atanı tanımıyorum. Bizden, evet. ifadeye bakın. Bizden birisi değil. Hayır. Tanımam hiçbirinin da. Bizimle ilgisi yok. Yani HDP ile hiçbir ilgisi yok bunun. Evet. Söyledi mi? Söyledi. Peki. Bakalım şimdi bu adam kimmiş? Yani bir gün önce Ankara'da bomba patlayacak diyen Twitter'da bunu yazan kişi. Yani Dine Bera Day kim? Evet. Evet, buyurun. Evet. Kim bu? Twitter'in adam? Sahibi. Bu zat-ı muhterem. Bu tweet'in sahibi bu. Evet. Bu tweet'in sahibi. Bakıyorsunuz ne işte bir tane adam. Adam yani. Diyorsunuz. Evet. Ondan sonra bir de bakıyorsunuz Melik Gökçek bir fotoğraf daha koyuyor. O da HDP'nin birinci olağanüstü kongresinden bir fotoğraf. Adamcağız tesadüfen kürsüye gelmiş. Yani kürsüde konuşma yapacak kadar HDP'li. HDP'li. Ha. Yani etkili bir adam. Etkili bir adam işte görüyorsun. Birinci olağan kongrede konuşma yapıyor. Evet. Ben bu fotomontaj değil bu yani. Zaten böyle bir şey olsa ertesi günü bas bağırırlar fotomontaj diye. İflahımızı gevretirler bizim. Mümkün mü? Devam ediyoruz. Aynı adamın bir tane de mitingde resmi. Bu da poşulu bir resmi. Tamam mı? Ve beyefendi kim şimdi onun kimliğini falan da size okuyacağım da. HDP'nin aday adayı. Buyurun. Ha bu tweet'i atan. Evet. Kendisi adaylık belgesini verirken. Bu şeyden 7 Haziran öncesi mi bu fotoğraf? Hemen öyle yani. Bir önceki. Bir önceki. Evet. 7 Haziran. Orada evet 7 Haziran. Çünkü 7 Haziran'da 2011'de bağımsız aday olarak girdiler Melih Bey. Evet, evet evet. 7 Haziran. Evet. 7 Haziran olarak da şeyini veriyor. Şimdi bu kişi demin söylediğim gibi bunun ayrıca da şeyleri var, sıkıntıları var. Daha önce tutuklanması vesaire, gözaltına alınması falan var. Onların belgelerini arıyorum şurada da bulmaya çalışıyorum. Yani şey diyor, PKK yok bu işin içinde. Evet, PKK yok bu işin içerisinde diyor. Bakın. Bunun ismi Mehmet SP. Nokta nokta. 1997 yılından itibaren Şanlıurfa ve Diyarbakır'da PKK, KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, terör örgütünün illegal internet sitelerinde müstahar isimlerle yazılar yazdığı
ve haber sitelerine kaynak olarak çalıştığı Şanlıurfa'da Mayıs 2013'te yapılan operasyonda içerisinde 8 harf ve rakam grupları bulunmayan ve içerisinde yaklaşık 21 kilogram TNT görünümlü patlayıcı madde bulunan anti tak mayını gövdesi, 3 adet plastik kutu içerisinde yaklaşık 4 kilogram TNT, 14 adet Febir model el bombası gövdesi ve 14 adet fünye grubu, 30 adet elektrikli fünye, 7 adet alıcı verici uzaktan kumanda sistemleri olarak değerlendirilen elektronik sistem bulunan 3 adet çuval ele geçirildiği şahsın bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. 2013 yılında yargılandığı davada şahsın Kobani'de bomba eğitimi aldığının tanık ifadeleriyle kayıta geçtiği... Hem de bomba eğitimi almış. 2013-2014 yılları arasında söz konusu davadan dolaylı tutuklu kaldığı... Evet. Şahsın 7 Haziran seçimlerinde HDP'den aday olduğu. Ben bunu size direkt olarak da artık gazetelere intikal etmiş olan, medyaya intikal etmiş olan bilgilerden 2013 sonra. Yılına kadar geldik bu konuda. Ne diyordu Demirtaş? Ben tanımam diyordu. Ben tanımam diyordu. Biz tanımayız. Nasıl adayını tanımıyorsun? Bizimle bir ilgisi yok. Bizimle bir ilgisi yok. Nasıl böyle emin olup da veriyorsun? Şimdi ne diyeceksin? Nasıl bunu bulamazlar dedi. Çünkü önce Amerika'dan IPC istendi. Bunun verilmedi. Ama IP güvendi. Amerika'dan gelmeden buldular. Buldu tabii. Helal olsun Ankara polisine. Evet. Buldu, onu da buldu. Bunlar hep Ankara polisinin başarısı. Ben Ankara'lı olduğum için belki ondan iftihar ediyorum ama Ankara polisinin başarısı. Onu da buldular. Bakın demek ki neymiş? Bu adam HDP'liymiş. Önceden bombanın patlayacağını biliyormuş. O okuduğunuz şey güvenilir mi? Yani bu adamın, bu Mehmet nokta noktanın Kobani'de bomba eğitimi aldığı... Bunlar öyle zannediyorum ki polisten medyaya intikali. Ben bunu şeyden okuyorum. Tamam. Hangi haber vitrini sitesinden okuyorum. Devam edelim mesela. Melih Bey. Evet. Şimdi bunları gördük. Bunları gördükten sonra... Yani çok netti artık. Yani başka göreceğimiz bir şey kalmadı. Ankara polisi çok ciddi olaraktan bir iz takibi yaptı. Yapmış olduğu iz takibinde önce Devlet Demiryolları'nın önünden giderken iki tane faili, ki bunun bir tanesinin Suriyeli olduğu belli. Belli, evet. Suriyeli olduğu için onun DNA'sı bizde yok, tespit edilemiyor. Öbürsü tespit edildi. Gelirken MOBES kayıtlarını buldu. Oradan yüzlerce taksiciyi araştırıp bunları taksisine alan ilgili taksiciyi buldu. Aranıyor. Buldu. Buldun mu? Buldu tabii taksicileri. Yok, taksicileri buldu. Taksiciler biz şuradan aldık, hani buraya getirdik. Bombacıları Ankara'ya getiren aranıyor. O ayrı. Geleceğim oraya. Hı-hı. Taksicileri buldu. O taksiciler bunu filanca yerden aldığını söylediler. O filanca yere gittiler. Oradaki de MOBES'e kayıtlarına başladılar. Bir başka arabadan binip buna biniyor. Bu sefer o taksiciyi buldular. O taksici bunları nereden aldığını söyledi. Oraya baktılar. Bir de baktılar ki Mersin'den gelen araba. Pardon, özür dilerim. Gaziantep'ten gelen arabanın peşine düştüler. Ta Nizip'e kadar gittiler. Orada depoları buldular. Depoları bulduktan sonra bombaları buldular. Bombaları bulduktan sonra bu bombalar hangi HDP'linin kiraladığı depolardan çıktı, onu buldular. Şimdi ona geldik sıra. Evet. Evet. Şimdi ona bakalım. Aslında burada adım adım iz sürülmüş. Tabii. Dolayısıyla. Tabii. Şimdi Ankara polisi Antep'e gitti. Neler yakaladı? Önce onu bir okuyalım. Efendim onu çok anlattınız demin, o bombaları ama falan. Ama değil, bu başka. Tamam, buyurun. Bu burada baksanıza yarım uzun sayfa bomba var. Evet, yani onların... Hani peki bir iki tanesini okuyayım. Mesela yani öyle 60 kilo TNT. Evet. 1100 kilo amonyum nitrat. Filan diyor. Bombalar, tüfekler, şunlar bunlar. Bir şey tamam, buluyor. Hepsini evet. Buluyor. Depoda, deponun sahibi kim? Birkaç depoda buluyorlar. Ana depo, bomba yeleği yapılan depo. Şey makinesi var, dikiş makinesi var. 10 tane hazırlanmış yelek var. Bunun içerisinde bu bombalar. Canlı bombalar kullanımında. Bulunduğunda. Şunlar bulunuyor mesela. Bunlar da bu oradan, arada koyalım evet. Oradan çıkan bomba örnekleri. Melih Bey okudunuz zaten evet. Bakın bu. Bunlar Gaziantep'teki depodan bulunanlar. Evet. Bir dakika efendim, yavaş yavaş. Ha. Bir önceki resmi göremedi izleyicilerimiz. Bir daha alabilir misin size zahmet? Evet. Bu.
Evet. Bakın bu da orada. Evet. Peki şöyle yaptık. Peki bunlar hangi depodan çıkıyor? İşte bu depodan çıkıyor. Ve bu beyefendinin deposundan. Birkaç tane depo demiştiniz siz? Esas ana depo, evet. Depo. O şeylerin, yeleklerin vesairenin yakalandığı depo. Nereden? Bu beyefendi HDP'nin Nizip'te. Olduğunu nereden biliyoruz? Nizip'te. Söyleyeceğiz. Buyurun. Bir dakika söyleyeceğiz. 8 aylığına burayı göya ki DAEŞ'çilere bu kiraya vermiş. Bakın bu zatı muhterem HDP'li. İçeriden kablolar çıkıyor. İçeriden gübreler çıkıyor. İçeriden bomba yelekleri çıkıyor. Dikiş makineleri çıkıyor. Ama bu adam aylardan beri bunların orada yapıldığından kendi kiracısı olmasına rağmen hiç ama hiç haberi yok. Çok masum birisi. Çok masum birisi. Düşünebiliyor musunuz? Peki kim bu adam? Nizipli Müslüm Bizet. 2010 yılında BDP, yani HDP değil de ondan önce BDP'ydi biliyorsunuz. Evet. BDP Nizip İlçe Başkanı bu. 2011 yılında gözaltısı var. 3 yıl 1 ay hüküm almış. Evet. Ve şu anda da çok aktif bir HDP'li. Arkadaş, oradan gidiyorsun HDP'li çıkıyor. Öbür taraftan gidiyorsun bombayı patlayacağını söyleyen HDP'li çıkıyor. Genel başkanları Demirtaş gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Ve ben 3 günden beri bunları anlatıyorum. Kimse de gık yok. Hala PKK olduğuna inanmayacak mısınız? Evet. Şimdi ben şunu söylüyorum. 102 tane genç öldü Ankara'da. Ama dikkatim bizi şey... dinleyen marjinal grupları, o ölenlerin yakını olan arkadaşlara sesleniyorum. Allah aşkına hala PKK'nın sizi kullandığının farkında değil misiniz? 102 arkadaşınızı öldürdüler. Yarından itibaren sorsanıza mitingler yapıp bunlardan hesabını. Niye sormuyorsunuz? Niye HDP'liler sesini çıkartmıyor bunlara iftira diyor? Sorun benim anlattıklarımı bunlar doğru mu yalan mı diye. Doğruysa bu sefer hesap soracağınız peki, kişiler Melih, onlar olmalı. Bey, depo... Sizi öldürdüler. Evet. Size kıydılar. 102 tane cana kıydılar. Ertesi günü cana kıydıkları ve hiç üzülmedikleri nereden belli? Buyurun. Ertesi günü bir miting yapıldı biliyorsun. Evet evet. HDP yaptı bu karanfil mitingi. Bıraktılar. Evet. Orada. Buyurun. Ertesi günkü mitingde Selahattin, evet, evet, Selahattin Demirtaş'ın medya tarafından çekilen fotoğrafı. Alın buyurun bakın. Böyle gülüyor. Ya acısı olan insan güler mi böyle ya? Bir gün önce ölmüş 102 kişi. Böyle bir gülme söz konusu olur mu? Şuna bakın sadece. Hani efendim şöyle bir şey olur mu? Bir anlık böyle hani merhaba filan diye. Tabii hani... bir anlık merhaba, o merhaba oldu iki tane. İki sefer önden güldü. Evet. Peki bu niye gülüyor? Ankara milletvekili Sırrı Süreyya niye gülüyor? Bu da eş başkanı. Onun yanındaki de HDP milletvekili. Bunlar niye gülüyor? Hepsini bir araya koyayım da bir arada gülerken gül. Görün. Şimdi ben size soruyorum. Ve özellikle arkadaşları, 102 arkadaşı ölen marjinal gruplara sürüyorum. Bunların gülüşleri sizi hiç mi jetonu düşürüp ulan ne yapmışız biz dedirtmiyor mu? Beni sevmezler. Sevmeyecekler de. En doğal hakkı. Bakın o marjinal gruplar vatanın bilinmesini istemezler aslında çoğu. Onu söyleyeyim bak. İktidara düşmandır onlar. Ulusalcıdır. Ama bölücü değillerdir. Ya bölücü değildir onlar. Yani bu memleketin çocuklarıdır ama AK Parti'den nefret ederler. Ama kamuoyunda ulusalcı olarak bilinen. Tabii nefret ederler. Evet. Bizden nefret ederler. Gayet de doğal. Fikirde bölüşmek zorunda değiliz. Evet. Ama artık onların PKK tarafından kullanıldıklarını... PKK tarafından kendi arkadaşlarının telef edildiğini bu kadar delilden sonra evet görmesi ve ona göre hareket etmesi lazım. Yoksa ne derler biliyor musunuz insan? Siz koyun musunuz derler. Yani PKK resmen bunları kullanıyor. Kendilerini kullandırmasınlar yani. Bütün bu delilleri sorsunlar arkadaş. Melih bak bu kadar gösterdi. Hangi yerden girseler internete benim bütün konuşmamdaki bütün belgelerin hepsini çıkartabilirler. Koysunlar HDP'lilere ver bakalım şunun cevabını. Bölücülere prim vermesinler. Bak yani PKK'ya prim vermesinler. Tamam bizi sevmesinler. Sevmeyecekler de. Bize düşmanlık yapıyor. Yapsınlar da. Önemli değil. Bir şey sorabilir miyim? O tabii. Demin bu tweet atan Mehmet nokta nokta ile ilgili durum konu yarım kaldı. Bu arkadaşla ilgili ne olacak peki? Yani? Bilmiyorum onun davası devam ediyor. Yani ifadesini aldılar. Hı hı. Şu anda tutuksuz.
Ama yani her gün yeni belgeler ortaya çıkıyor. Yarın ne olur ne olmaz, evet, onu ben bilemem. Onu, evet, yargı bilir yani. Yargının bir süremiz de yavaş yavaş, evet, hızlı ben bir bütün, şekilde ben, sonuna geliyoruz. Ben bütün bunları anlattım. Yani bu konudaki anlatacağım detay bu. Evet. Aslında örgüt 30 yıldır geldiğimiz noktada adeta devletler gibi, evet, provokasyon yapacak, toplumda derin yaralar açacak bu tür şeyler de yapabilecek duruma gelmiş demek ki. Evet. Bunları yapabiliyor. Evet. Algı oluşturacak. Dur. Sen bu arada bazı ülkeler, evet, yapar bunu. Bildiğimiz ismini ama, bildiğimiz bazı ülkeler yapar bunu. Örgüt de 30 yıldır bu işleri öğrenmiş. Şimdi bakın bu arada bir başka önemli konu olduğuna, yani PKK konusu bu. Melih Bey, bir bununla ilgili bir şey girecek mi? Son bant girecek mi? Girmeyecek mi? Bir bant yavaş vardı yavaş, galiba bir dakika. Şey yapmayalım, yavaş yavaş da toparlayalım. Yani, o şey var da burada onu yok, şey koymayalım. Onu tamam, koymayalım. Evet. Ben size başka bir hususa daha değinmek istiyorum. O da şu. Seçimde başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere devamlı bel altından vuruş yapıyorlar. Mesela bu şey konusunda. THKPC'lileri bugüne kadar savunan kendileri adliye önünde gelip milletvekilleriyle birlikte THKP'lileri sahip çıkıp siz bunlara dokunamazsınız diyen kendileri, bunların beyanları. Ben defaatle geçmiş dönemlerde televizyonlarda sağda solda gösterdim. Hatta o şey var, bir kız var. Neydi ismi onun? Bombacı kadın meşhur. Elif Sultan Kalsel. Hmm. Mesela o gitti bomba patlattı biliyorsunuz İstanbul'da. Evet, evet. Emniyet Sarayı'nın önünde savcımız şehit olduğunun ertesi günü. O konuya geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Bu iki tane HDP'li bakan vardı hükümetin içerisinde. Bunlar biliyorsunuz bu bomba patlamasından önce istifa ettiler, evet, Bakanlar Kurulu toplantısında. Evet. Biz Nuri Bey'le geçen hafta Giresun'daydık. Nurettin Canikli dedi ki eski gümrük bakanı. Evet. Bu dedi patlamayla bu bakanların istifası bağlantılı dedi. Olabilir. Yani olabilir. Ettirdiler bunu. Ya şunun için bu bomba patladıktan sonra hükümeti sorumlu tutacaktı. Zaten 7 dakika sonra mı? 9 dakika sonra mı konuştu? Kendi adamları bunun sorumluluğu almasın. Onlar da hükümette denmesin diye aldılar deniliyor. Benim de mantığıma yatıyor tabii. Evet. Evet. Bunları mesela bu şeyi Elif Sultan Kalsen bombacı. Canlı bombacı. Canlı bombacı. Daha önce hapse girdi çıktı. Kılıçdaroğlu bunları hep savundu. Bunlar insan hakları sayfaları var CHP'nin. O sayfada bunların haklarının yenildiğini yazdı. Evet. Yani bu canlı bombacıları savunan kişi bunlar. Ama kalktı Sayın Başbakanımıza sataştı. Dedi ki efendim Sayın Başbakanımız diyor ki bunların hakkında somut delil olmadığı için yani eyleme geçmeden bir şey olmadan yapamayız. Olur mu böyle? Hemen yakalanması lazım diyor. Kardeşim sen dün yakaladığımızı adli önünde savunan adamsın. Evet. Bunlara dokunamaz diyen adamsın. Yani böyle belden biz, aşağı. Biz yayında bunu Sayın Başbakan'a sorduk. Sayın Başbakan diyor ki bunların hiçbirisi Türkiye'de değil. Evet. Bu 21 kişi de Suriye'de. Doğru. Telefon kullanmıyor. Hiçbir, evet, şey kullanmıyor. Evet. Takip edemiyoruz. Yani takip edebilecek bir şey bulduğumuz an zaten takip. Yakalanıyor. Evet, tabii yakalanıyor. Bunu söyledikten bir şey, sonra. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yine Nuri Bey sordu ama Sayın Başbakan dedi ki bize bu işin içerisinde paralel yapı da var dedi. Var. Arkasındakilerden bir tanesi paralel de paralel yapı dedi. Paralel yapı derken demin ne kastettim? Adam suçu işliyor. Adamın ifadesini alıyor bırakıyor. Yani onu suçmuş gibi gösteriyor. Evet, evet. Kim yapıyor? Bunu oradaki paralel polis yapıyor. Evet. Bunları anlattıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu da sırf siyasi nedenle devamlı olarak AK Parti'ye bel altı vurmaya çalışıyor. Bu arada da çok iğrenç bir iş yaptılar bu ara. Çok iğrenç. Sırf Sayın Cumhurbaşkanı karalamak, kötülemek maksadıyla oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili çıktı televizyonlarda bir görüntü efendim koydu. Bu arada hani seçim sürecinde olduğumuz için RTÜK'ün bir uyarısını tekrarlamak zorundayım. Bu suçlamanızla ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söz hakkı doğmuştur. İsterse yayınıza bağlanabilir. Haluk Koç. Hemen o da bağlanabilir. Şimdi onu göstereceğim. Evet, siz Kılıçdaroğlu dediniz. Kılıçdaroğlu dedim de. Evet. Şimdi bu da Haluk Koç bakın, evet, bu kişi. Görüyor musunuz? CHP sözcüsü. CHP sözcüsü. Buyurun. Şu resmi göstererek, bakın şu resmi göstererek, şu resmi görüyor musunuz? Şurada bir DAEŞ'çi var. Şu önündekiler de insan kafaları. Biz örttük onları gözükmesin diye, suç olmasın diye. Bu DAEŞ'çinin bu DAEŞ'çi olduğunu söylerek diyor ki Bilal Erdoğan'la yan yana oturmuşlar.
Ve fotoğraf çektiriyorlar. AK Parti DAEŞ'çidir diyor. İşte diyor delili. Bunu da öyle güzel anlatıyor ki şimdi birlikte seyredeceğiz. Aslında bunu nereden almış? Şuradan almış. Retek koymuş, demiş ki Suriye'de Kürtlerin ve Alevilerin kanını döken IŞİD çetesinin lideri ve Bilal Erdoğan. Aynı bunu alıyor. Şuradaki resim bak onun aynısı. Tamam mı? Evet. Ve kendisi şu tarzda ekranlara çıkıp bakın bu fotoğrafı burada gösteriyor. Eliyle KJ bantını alırsak arkadaşlar alttan yönetmen arkadaşımız. Eliyle yani. De burayı örtüyor. Evet. Yani ne yapıyor? DAEŞ'te Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlunu dolayısıyla bir vesile Cumhurbaşkanımızı suçlamış oluyor. Çok net görünüyor şimdi. Evet. O kadar rezilce, o kadar kepazece bir iş ki. Şimdi birlikte videoyu seyredelim. O DAEŞ'ci dediği kimmiş bakalım. Hangi video efendim? Bilir arkadaşlar. Benim önümde de. Haluk Koç VTR. Evet. 4 numaralı. Evet. Bazı fotoğraflar göstereceğim size. Bunlar çok iç açıcı fotoğraflar değil biliyorum. Bunlar böyle bir grup. Şurayı elimle kapatmak istiyorum hatta. Acımasız görüntüler. Altta sıfırlama talimatı alan mahdum bu kişilerle sarbaş dolaş. Yemek yiyorlar, kebap yiyorlar. Fotoğraftaki IŞİD liderleriyle siz de kebap yemeye ne dersiniz? Burası Fatih'te ünlü bir ciğerci ve işte o IŞİD liderleri İsmail Bey ve kardeşi Ali Bey. Benim adım İsmail Kember. Hataylıyız. Kardeşim Ali Kember. Mersin'de büyüdük. 1992 yılından beri de İstanbul'dayız. En son bu firmayı kurduk. Uzun zamandan beri çalıştığımız için bu ciğer işinde birçok ünlü siyasetçi, iş adamı, bürokrat dükkanımıza gelip yemek yiyorlar, misafir oluyorlar, resim çektiriyoruz. Sosyal medyada bu resimleri kullanıp dükkanımızın reklamını yapıyoruz. Arkadaşlar da bu vesileyle Bilal Erdoğan'la bir fotoğraf çekelim dediler. Biz de resmi çektirdik. Resmi çektirdikten sonra 30 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık 15-20 gün öncesiydi. İşte resmin üzerine bir haber yapıp bu haberi sosyal medyaya atmışlar. Facebook'a atmışlar. Bu Facebook'ta da bu işte tıklana tıklana yayılmış. İşte Bilal Erdoğan IŞİD lideriyle yemekte adı altında sosyal medyada malum bu işleri sever. Abartmayı sever. Yani bunu bir malzeme olarak anladığım kadarıyla hükümeti vurma amaçlı kullanılan bir resim diye tahmin ediyoruz biz. Yani her sakallıyı dediği gibi bir yerlere bağlamamak lazım. Netice itibariyle yani Arda Turan da sakallı. Şimdi biz ona IŞİD'çi mi diyelim? Bizi izleyenlere acizane şu tavsiyede bulunmak isterim. Kendilerine bir haber geldiği zaman araştırsınlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de de ayet var zaten. Yani size bir fasık haber getirdiği zaman araştırın. Araştırmadan yalan yanlış haberlerin altına imza atmasınlar. Burada yine RTÜK kuralları gereği demin Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz için tekrar etmem lazım. Haluk Koç'a da söz hakkı doğdu. Haluk Koç da istediği anda yönetmen arkadaşıma arada söyledim. TGRT ekranlarına bağlanabilir. Bu konuyla ilgili sizin iddialarınıza cevap verme hakkına sahiptir. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani %1 ihtimal falan derler de ben başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Trilyonda bir ihtimal var mı bağlanmasının? Bunun nesini savunacak ya? Adamın 15 tane kebapçı dükkanı var. Kebapçıyı IŞİD'çi diye ilan ediyor. Kimsenin, bu ne biçim kafa? Kalk bir özür dile ya. Aslında kimsenin bizim savunmamıza çok ihtiyacı yok ama aynı örgüt Sayın Cumhurbaşkanı'na ilgili kendi sitesinden ölüm fermanları yayınladı. Yayınladı. DAEŞ hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem Sayın Başbakan'la ilgili yaptığı açıklamalar zehir zemberek açıklamalar. Evet. Bu örgütle Türkiye'nin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nı aynı paralelde göstermek siyasete alet edilecek konu olmamalı. Çok ağır konuşacağım ama neyse. Evet. Efendim süremiz... RTÜK yasak. Bakın şu resmi de koyayım mı? Süremiz buraya. Bitti. Aynı adamın kimlerle resmi var. Evet. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Bu Selami Şahin. Bu Nuri Alço. Bu rahmetli Savaş Ay. Aynı kişiyle çektirmiş görüyor musunuz? Evet. Bu Bilal Erdoğan'dan çekilen.
Bu da Nilay Dorsey'le çekilen. Ciğer İstanbul'da 15 tane zaten ciğer dükkanı var bunların. Evet. 15 tane. Yani bunu kalkıyor. Belki de. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar belden aşağı siyaset yapıyor. Diyeceksiniz ki tamam işte söylediğiniz ortadan kalktı. Değil ki. Bu akşam bize denk gelenler buna inandı. Doğru. Ama bize denk gelmeyip de başka olanlar hala bunun IŞİD'ci olduğuna inanıyor. Böylesi çirkin, iğrenç siyaset yapılır mı ya? Yani? Siz şeye kadar bir algı operasyonu daha bekliyor musunuz? Yani 6 gün kaldı şurada. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bunları hiç olmasa açıklamak, doğru, şeyler anlatmak, şey toplum fırsatı artık, buldu. Artık bakın. 6 gün artık şey bekliyor muyuz yani? Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz da. 6 gün içerisinde bu işlerin PKK'nın yaptığı ortaya çıktıktan sonra ne yapılırsa artık kendilerini izah edemezler. Çünkü gene aynı gruba yaptıracaklar bunu. Başka bir ben şöyle şeyler duyuyorum. Bunun için, şunun için sordum. Sizin de kulislerle ilgili iyi bilgileriniz var. Ankara kulislerini iyi takip ediyor. Bazı siyasi şöyle şeyler duydum. Mesela yani mesela işte bazı gazetelerin merkezlerinde basılacak yolsuzluk haberleri, işte cevabı verilene kadar gün geçecek. Bu tarzı bir takım hazırlıklara ki CHP milletvekili, İstanbul milletvekili yapıyor. Vasıtasıyla yapmaya çalışıyorlar. Bazı milletvekillerini bu konuda araç olarak da kullanıyorlar. Efendim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Artık neden tutmuyor biliyor musun? Ya arkadaş tam seçim zamanı mı yapılır bu? Ha, ne zaman bugün? Yani tamam bu yolsuzluk yapılmış. İyi güzel de tam seçim günü mü ortaya çıkar bu yani? Böyle rezillik kepazelik olur mu? Şimdiye kadar o, neredeydin? Şimdiye kadar ne? Varsan vereydin. Ben size bir soru sorabilir miyim? Bu tabii. Fuat Avni ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir duyumunuz var mı? Kim? Fuat, çünkü bir taraftan Fuat Avni aslında kullanan bir adam var, kaçtı. Ama şu kadarını söyleyeyim, kolektif bir hesap. Esas o kullanıyor ama başkaları da kullanıyor. Kolektif bir hesap bu. Yani bir bilgi geliyor herhangi bir şeyden. Yani böyle 3-5 kişi ortaklaşa kullanıyorlar. Tabii. Yani IP'si sende var, bende var, burada var. Evet. Üçümüz de aynısını kullanabiliyoruz. Evet. Olay o anlama geliyor. Tamam. Dolayısıyla o Fuat abinin söyledikleri %90'ı dikkat ediyorsanız tabirimi mazur görün zırt çıkıyor. Yani palavra çıkıyor. Evet. Ama arada aldığı bir takım istihbaratları da veriyor. Aa, bu da çıktı diye hemen kendi kendilerine teselli oluyorlar. Olay bu. Evet. Bakın bu bizim seçim istikrar seçimi. Çok önemli bir seçim. Evet. Ve burada müsaadenizle son bir şey söylemek buyurun istiyorum. Seçimlerden önce benim daha doğrusu daha geriye gidecek olursak benim Anavatan Partisi'nde Keçiören Belediye Başkanı olduğum dönemde aldığımız bir ders var. Rahmetli Özal belediye seçimlerine giriyoruz. Vatandaş zam 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 diye bas bas bağırıyor. Çıktı televizyonlara vallahi de billahi de vermem dedi. Arkasından da dediler ki benzine mazotu zam var mı? Ben seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim dedi. İki lafla 21.75'e düştük. Ben de kaybettim o dönemde. %100 kazanılacak bakıyordum. Anketler, manketler. Doğru. Muhalefet bile beni kazanacak olarak kabul ediyordu. Kaybettik. Gitti. Millet özellikle kendi cebi konusunda son derece hassas. Bu seçimde vatandaş bize %41 oy verdi. 7 Haziran'da. Ve bize şöyle bir mesaj verdi. Dedi ki arkadaş ben sizin yatırımlarınızdan memnunum. Ben size güveniyorum. Ama arkadaş benim cebime biraz paraya ihtiyacım var. Bunu verin. Vermem diyorsunuz. Vermem diyorsanız ben de size vermeyip sizi ikaz ederim dedi. Ve bizi ikaz etti. Ve bizi %41'e düşürdü. Bizi 19 tane milletvekilini bize eksik verdi. 19 daha verse iktidar olacağız. 19 eksik verdi. Bakın dedi aklınızı başınıza alın. Ona göre bundan sonra benim karşıma gelin. Şimdi biz de bundan dersimizi çıkarttık. Yani vatandaştan kavga etmeye gerek yok. Evet. Ne oldu? Hesap kitap yapıldı. Yatırımların bir kısmından vazgeçildi. Ve vatandaşımızın cebine para verilmesi için başbakanımızın açıkladığı pek çok vaadimizde işçiye, memura, emekliye vaatlerimiz oldu. Ve hiç olmazsa tatmin edecek bir düzeye geldik. Geçen sefer 12 ayı 100'er bir lira verdik biz. 100 lira deyince insanların gözünde şey geldi, kaldı, küçük kaldı. Kılıçdaroğlu 2 maaş ikramiye dedi. 800'den 1600 ediyordu. Biz 1200 verdik ama anlatamadık. Anlatabiliyor muyum? Ama bu sefer öyle değil. Net olarak rakamlar söylenmeye başladı. Ve dedi ki arkadaş biz dersimizi aldık. Biz vatandaşımızla kavga etmeyiz. Onun için de bunları veriyoruz. Yatırımın bir kısmını bırakıyoruz. Bunun yerine size paranızı veriyoruz dedik.
Şimdi ben vatandaşa bir çağrıda bulunuyorum. Bak biz bunu itiraf ediyoruz ve açıkça söylüyoruz. Şimdi gene tek başına AK Parti iktidar yapmazsanız bu sefer cezayı AK Parti'ye değil kendinize verirsiniz. Niye? Bakın dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. İşsizlik konusunda ciddi sıkıntılar geliyor. Yarın bu memleket ekonomisi koalisyonlara kalırsa ve kalkıp da devletin gelirleri azalırsa ne olacak bu sefer? Maaş bile alamayacak duruma, bu parayı bile bulamayacak duruma geleceksiniz. Allah korusun AK Parti tek başına iktidara gelmesin. Bir de bakacağız ki dolar 4000 mi olmuş, 5000 mi olmuş, artık dışarının vicdanına kalmış. Onun için diyoruz ki arkadaş bir, kendi artık kendinizi düşünüp bize dersimizi verdiniz. Kendinizi düşünüp bu sefer mutlaka bizi iktidar yapın. Bu bir. İki, bütün olayların arkasında dikkat ediyorsanız PKK var. Bu PKK'yı halledebilmenin tek yolu güçlü bir iktidardan geçer. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız diyor ki, hatta Başbakanımızın sözü var, son PKK'lı hallolana kadar biz bu işin takipçisi olacağız. Böyle bir siyasal iktidara sahip çıkarsan... Yani terörle mücadele güçlü bir siyasi irade gerektir. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Mesela biz CHP ile koalisyon yapsak, mümkün mü bunlar? O alır olaylar başını, nerelere kadar çıkar? MHP yalvarıyoruz, yakarıyoruz, gelmiyor. Allah selamet versin. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama ihtiyacımız olursa da Sayın Bahçeli'nin gelmesi lazım. Ve birlikte koalisyon yapmamız lazım. PKK'ya karşı sen tavır koyacaksan gel beraber yapalım bunu. Bu da işin aslı. Benim özetle söyleyeceğim bunlar. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, biz çok teşekkür ediyoruz. Aslında yaptığınız araştırma aslında hiç de yenilir yutulur bir şey değil. Gerçekten çok kapsamlı. Olayın arkasını, önünü, şu andaki zamanı belgeleriyle, görüntüleriyle ortaya koymak ve netleştirmek çok önemli. Hani bunu artık her şey görüntülerle çok net ortaya konulduğu için de şöyle, söylemek şöyle bir çok faydası önemli. Oldu bu işin. Artık hiçbir olaya toplumun, milletin, bizim nasıl görmek istediğimizi sağlamaya çalışanlardan farklı bir bakış açısı bu. Bir algının yani, nasıl yönetildiğini. Tabii tabii. Yani. Hayır. Birisi bu fotoğrafa bizim nasıl bakmamız gerektiğini bize söylemiş. Biz o günden beri bu fotoğrafa böyle bakıyoruz. Çoğumuz, toplumun büyük bir bölümü. Ama farklı bir bakış açısıyla fotoğrafa bir de bu yönden baktığında hiç de öyle olmadı. Evet. Bize gösterilmek istenen çok fotoğraftan farklı. Başka bir fotoğrafın aslında olduğu. Çok net. Evet, yani biz çıkıyor. Tebrik ediyor. Ben kendi evet. adıma tebrik ediyorum evet. sizi gerçekten. İnanılmaz bir araştırma. Aslında bu sizin açıklamalarınız, bu belgeleriniz, bu ortaya koyduğunuz resimler ve videolar ve okuduğunuz o dokümanlar suç duyurusu olarak da kabul edilmeli diyorum. Aslında savcıların da biraz çalışıp bu konuya bu yayınlardan sonra harekete geçmeleri gerekir diye de düşünüyorum. İnşallah. Bu çok önemli. İnşallah. Bu bizim milli bütünlüğümüzü, beraberliğimizi, bu ülkede beraber yaşamayı aslında şeye haline getiren, birlik beraberlik halinde ve güvenli bir şekilde yaşamamızı sağlayacak konu. Çok sağ olun Melih Bey. Reklam gibi olmasın ama yarın akşam Ülke TV'deyim. Sizin televizyonu seyredemeyip bu belgelerin tamamını bir daha görmek isteyen varsa yarın saat 10'da, gece 10'da, 22'de Ülke TV'de devam edeceğim. Orada bekliyorum. Çok sağ olun. Nuri Bey siz... Ağzınıza sağlık. Yok benim söyleyeceğim bir şey yok. Kapatıyorum programı o zaman. İyi bir şey oldu. Tamam. İyi bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Zaten siz siyasetçilikten önce de gazeteciydiniz. Araştırmacı gazetecilere iyi bir şey verdiniz. Malzeme. Hakikaten son dönemde ne araştırmacı gazeteci kaldı ne olayın gerisi sadece demeç haberciliğine dayanan günü kurtaran habercilik anlayışıyla da Türkiye nereye gidecek bunu da 3,5 senem kaldı. Sonra Allah ömür izin verirse aranıza gireceğim zaten. Sizin başka planlarınız vardır. O konulara hiç girmeyelim. İsterseniz. Evet efendim. Noktayı koyuyoruz. Programı bitirdik. Belgeleri gördünüz. Resimleri gördünüz. Videoları gördünüz. Tabii ki takdir sizlerin. Siz sevgili seyircilerimizin. Biz yorumu sizlere bırakıyoruz her zamanki gibi. Ama sadece ve sadece şunu söylemek istiyorum. Ek olarak daha önceki söylediklerimize. Tekrar bu olayları yeni baştan bir kez daha önümüzdeki gözlükleri, gözümüzdeki gözlükleri çıkartarak galiba bakmamız gerekiyor hep beraber. Çünkü bu ülke hepimizin, bu ülkede beraber nefes alıyoruz. Bu ülkenin suyunu beraber içiyoruz. Bu ülkenin ekmeğini beraber yiyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara da hep beraber terör örgütüne karşı da gazetecisiyle, siyasetçisiyle, STK'sıyla, halkıyla hep beraber birlik olarak bu cevabı vermemiz gerekiyor galiba. Sözü de fazla uzatmıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim Ankara'dan. Hoşça kalın.